Telegol Pazartesi'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Milli takımımız bugün maç oynanacak mı oynanmayacak mı diye Türkiye'ye beklerken İzlanda'daki yapılan görüşmeler neticesinde hakemler ve UEFA yetkilileri maçın oynanmasına karar verdi. Çünkü gerçekten -4 derecelik bir ısı var. Saha buz tutmuş durumda, altının beton olduğu ifade edildi. Ceyhun Kazancı'nın yapmış olduğu son açıklama maçın oynanmayacağı şeklindeydi ama UEFA akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 18 gibi maçın oynanmasına karar verdi. Ve milli takımımız İzlanda karşısında 1-0 geride maçın başında gol yedik. Biraz önce de Hakan Çalhanoğlu penaltı attı. Bakalım bir dakika, Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Hakan Çalhanoğlu penaltı vuruşundan yararlandı, golü attı. Ancak bakıldı ki Hakan sağ ayağıyla topa vururken ayağı kaydığı için sol ayağına da bir topun temasını tespit ettiler. Ve VAR'a bile gitmeden hakem golü iptal etti. Penaltıyı geçersiz kıldı. Yani bir penaltıyı bile atamadık. Gerçekten Hakan Çalhanoğlu gibi tecrübeli bir ismin bu penaltı vuruşunda ayağının kayması ve çift vuruş şeklinde en direkt serbest vuruş gibi kullanılmış oldu. Ve böylelikle çift vuruş olduğu için de hakem bu direkt serbest vuruşu geçersiz kılmış oldu. VAR'a da gidilmemesi enteresan. Milli takımdaki oyuncular da topu aldılar. Santra noktasına koydular. İzlanda'da gergin bir maç oluyor. Arkadaşlar yani esasında bu UEFA bana göre bazı konularda iyice sapıtmış durumda. Bu 2018'den beri bir UEFA Uluslar Ligi diye bir şey çıkardılar. İşte dostluk maçları olmasın, daha ciddi maçlar olsun diye böyle göstermelik maçlar oynanıyor. Yani bu oyuncular zaten senede en fazlası 80, en az artık 55-60 maç oynuyor. Bir de üstüne üstlük böylesine ağır iklim koşullarında şu maçları oynatmak bana göre çok geçersiz ve çok gereksiz geliyor. UEFA'nın burada suçu yok ki ama. Abi neden oynanıyor? Mesela ne oluyor? Yani abi, biz ikinci istiyor. Gruptayız. Bir şey olmuyor ki. Ama işte. Şöyle takımlar istiyor. Para kazanmak için bunu yapın diyor. UEFA milli maçları araya koyuyor. Para kazanmıyor koyuyor. Ki abi burada hiçbir şey yok. Hayır. Bilakis zararı var hakemlere. Yani bir gelir de elde edilemiyor ki burada. Hayır, şöyle söyleyeyim be. Oynayan takımlar için hepsi ağlıyorlar. Biz durumumuz iyi değil. Nasıl para kazanacağız? Orada mı turnuva yapalım? Burada mı yapalım? Gidiyorlar. Onlar tamam dediler. Yapalım turnuvalar. Şöyle yapalım. Böyle maç oynanacak. Bu kadar maç artacak. Peki artsın diyorlar. O zaman şöyle yapsınlar abi. Bir yıl Dünya Kupası olsun. Bir yıl Avrupa Şampiyonası. 4 yılda bir yapılmasın bu işler. O tamam. Böylesine gereksiz maçlarda oynanmamış olsun yani. Şimdi bakıyorum formata bakın. Takımlar UEFA'daki genel sıralamalar göre 4 farklı lige A, B, C, D ayrılır. Her lig yine kendi içinde gruplara bölünür ve her takım kendi grubundaki diğer takımlarla maç yapar. En üst lig olan Lig A'da grup birincileri arasında finaller oynanır ve şampiyon belirlenir. Alt liglerdeki grup birincileri de bir üst lige yükselirken grupların son sırada biten takımlar bir alt lige düşer. Hepsini oynatıyor ama. Avantajı ne? Takımların daha dengeli rakiplerle karşılaşmasına olanak sağlar. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı sunar. Eğer bir takım normal elemelerde başarılı olamazsa UEFA Uluslar Ligi'nden de turnuvaya katılma şansı elde edebilir. Bu turnuva Avrupa'daki milli takımların daha fazla anlamlı maç oynaması amacıyla oluşturulmuş modern bir yapıdır. Abi bu oyuncuları hiç kimse düşünmüyor. Bu oyuncular hepsi kulüplerinde ciddi kontratlara imza atan oyuncular. Şimdi burada biri sakatlandığı zaman bu adam parasını kulüp takımından alıyor. Ha, bu arada İrfan Can gol atmış, 1-1 olmuş. Bize görüntü biraz geç geliyor. İzlanda karşısında milli takımımız İrfan Can Kahveci'nin atmış olduğu golle eşitliği sağlamış durumda. Evet, Hakan Çalhanoğlu penaltıyı attı ama geçersiz sayıldı. Sonuçta İrfan Can Kahveci de ceza sahasından gerçekten harika bir gol attığını arkadaşlarım ilettiler. Ve o golle bir birlik eşitlik var. İzlanda'da zor şartlarda oynanan
bir müsabaka. Gerçekten Ekim'in 14'ündeyiz. Dondurucu bir soğuk var İzlanda'da. Sahanın belli bölümlerinde buzlanmalar var. Evet, biz de golü görmüş olalım şu anda. Çok güzel gol atmış. Evet, İrfan Can Kahveci. Harika bir gol atmış. Fenerbahçe'de Mourinho'nun çok fazla şans vermediği İrfan Can Kahveci milli takımda en azından bu golle kendini de bulmuş oldu. Arkadaşlar yani ben şunu demek nerede istiyorum. Nerede kaldık? Tamam. Format diyorum ya. Yani format. Hani ne amaca hizmet ediyor bu? Sen biliyor muydun ulusal liginde şampiyon olan, kazanan, sonuncu olan ne oldu? Bilmiyorum abi. Yani bir spor adamı arkadaşlarım. Bence yani size katılıyorum yani bence de saçma. Çünkü şöyle zaten yani milli takımda çocuklar tamam kendi ulusal maçlarda falan daha iyi oynayıp aradım galip gelip yani ülkesine prim yapmak için mücadele ederler falan ama öyle bir şey ki kulüplerden hepsi şeyli gidiyor ikazlı gidiyor sakın ha diyor. Fazla kendinizi yormayın. Fazla sakatlanırsanız tehlikeli hareketler yaptırtmayın. Yaparlarsa da zıplayın, muplayın falan. Öyle şeyle gidiyor. Mesela sakatlandı. Gidiyor. Aynen öyle abi. Öyle geliyor. Bu hafta Antalya maçında. Adam ona milyonlarca euro para veriyor. Anladım. Sigorta ettiriyor şunu yapıyor. Her türlü onu koruyucu şeyler yapıyor. Sen milli takıma geliyorsun öyle çıplak abi. Ne için ulusal maç oynamış? Forması var bilmem ne. Yok abi. Hikaye. Vallahi ben size hikaye katılmıyorum. Abi. Şöyle katılmıyorum. Katılma. Sen milliyetçisin. Onun için devam et. Hayır. Yok. Onunla ilgisi adam zaten katıldı. Genelde bir şey olmadığı için dinleyelim adamı. Neden katılmıyor? Evet aynen. Hayır. Ya şöyle katılmıyorum. Adnan doğru söylüyor. Şöyle katılmıyorum. Evet. Şimdi ben bu cevabı bekliyordum. Evet. Onlar zaten ortaklar zaten. Yorumlara ortaklar. Adnan doğru söyledi. Konuşmama da gerek kalmadı. Selim abi mühürü bastı mı bir olay biter. Abi haklıdır o zaman. Değil mi? Bitti evet, o kadar. Bu mahallede abi ne derse olur abi. Selim abi. Gruba bak çok zorlu bir grup var. Cebeli Tarık, San Marino, Liechtenstein. Güzel bir grup abi. Evet. Şimdi bak niye iyi biliyor musun? Şöyle söyleyeyim sana Serhat'cığım. Sizin de haklı olduğunuz yönler var ama zaten bu milli takımın hazırlık maçı oynuyor muydu? Oynuyordu. Değil mi? Oynuyordu. Ben de diyorum ki bunlar hazırlık maçı oynuyordu ama bir hedef yoktu. Amaç yok yani. Gidiyorsun hazırlık maçı oynuyorsun. Şimdi araya bunları koyarak en azından tahmin ediyorum 4 ya da 5 takım buradan şeye gidecek. Doğru mu? Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak diye biliyorum. Evet. Yani başarı oranına göre değişecek o. Netice olarak. Şimdi bu da bir heyecan getirecek. Ha para konusunu Selim abi söyledi. Ben de bilmiyorum. Sen biliyor musun Serhat? Para var mı yok mu onu da bilmiyorum ama. Olur mu? Federasyonlar ne kadar büyük paralar alıyorlar. Para veriyorlar. Oynadığı için bu paraları alıyorlar. Onlar da veriyorlarsa o zaman. Vara mı gitti hakem? Gene mi? Yine penaltı kazanmışız. Evet burada bir elle oynama var herhalde. Evet. Bu sefer Hakan atmasın. Hakem vara gitmiş. Tamam gene var. Ne gergin maç ya. Ama bir şey bunlar ne kadar elleriyle kollarıyla oynuyor İzlandalılar ya. Evet çok sert bir takım. Hakem yine bekleyin. Bakalım şurada evet. Var mı? Biz de bakalım. Evet. Yine mi Hakan atıyor? Ama bak burada verir mi sizce? Vermiş. Eli gördün mü tane nerede? Şurada. Artık bunu da versin yani. Trafik polisi gibi ben sana söyleyeyim. Nasıl açmış elini bak. Geçmiş olsun gidiyor. Gel ya. Attım penaltıyı. Atıyor. Attık mı bir de bu arada? Atmadı daha. Şeye bakmaya gidiyor. Hayır biz bir dakika geriden geliyoruz ya. Öyle mi? Sistem. Nasıl geliyoruz geriden? Valla bak abi. Sistem gereği öyle. Gol olmuş. Tamam. 2-1 öne geçtik. Yine aynı yere atmış gol olmuş. 2-1 öndeyiz. Maşallah. Hadi bakalım. Ki bunları biliyorsun hani ölü toplar gelen toplarda bunlar avantajlı. Biz avantajlı duruma geçtik. İki tane böyle penaltı aldık. Şampiyon olan 10 milyon 500 bin euro alıyor. İkinci olan 9 milyon euro. Abi. Üçüncü 8 milyon euro. Maşallah. Dördüncü de 7 milyon euro alıyormuş. Ya Selim abi dediği doğru burada. Şimdi tabii para var. Ya, olmaz mı? Heyecan var. Ya. 4 takıma kalırsan. Şampiyon olursan. Serhat 4 takımın 5 takım. Benim 4 takım kalıyor. Allah'ını söyle şampiyon olan kaç para alıyor? 10 milyon mu? 10 milyon euro alıyor. Abi bizim için 10 milyon euro şey futbol federasyonu ne de ilaç. Şu şeyi de getir makine cihazları bunu koyarız. Ya. Vara yatırım yaparız. Yeni hakemler yetiştiririz. Doğru mu? Altyapıya yatırım yapar federasyonumuz. Yeni gençler buluruz Semih gibi. Değil mi? Ama oynatmayız. UEFA Uluslar Ligi Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlanması açısından önem taşıyormuş.
Tabii Avrupa abi. Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek. Yine gruplarda ilk 2 sırayı alan ülkeler finallere katılmaya kazanacak. O ayrı. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerinde kalacak son 4 takım Uluslar Ligi'nin 4 kümesinden çıkacakmış. He, yani? Yani A, B, C, D. Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalmamış ülkeler kendi aralarında playoff maçları yapacak. Evet. Son 4 onlar takım, da para kazanacak. Tabii. Öyle. UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan takım Euro 2020 elemeden devam ettiği için turnuva finaline doğrudan. Yani bu şu anda 4 takım gidecek doğrudan. 24 4'te öyle gelecek. 2024'te yapıldı. 2028 için. Amerika'da mı yapılacak o? Yok, Avrupa o şey Avrupa, Avrupa'sı değil. Ha. Avrupa futbol şampiyonasına gidecek abi. Tamam. 4 takım katılacak oradan. Şampiyona işte 10 milyon 500 bin ikinciye şu kadar falan para verilecek diye. Ya bize federasyon hele Euro'da çıktı ya, ilaç gibi para olur yani. Olur muyuz biz acaba? İlk dörde kalır mı o milli takım? Ya bence dünyadaki bütün spor organizasyonları her yıl yapılıyor, önemli organizasyonlar. Burada da Dünya Kupası bir yıl, diğer yılda Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yapılması. Evet. Mesela işte Afrika Kupası yapılıyor. Güney Amerika Kupası yapılıyor. Yani bu oyuncuları bak çok erken yaşta futbolu bırakmalar başladı. Liverpool'lu Matip 33 yaşında futbolu bıraktı. İnsanlar ailelerinden uzak, sevdiklerinden uzak sürekli bir tercih oluyor ama. Seyahat ediyorlar. O kadar büyük para kazanan insanlar, tamam mı? Tabii ki böyle tercih hakkını kullanıyor. Abi şimdi Osay Samuel gibi Fenerbahçe'nin veya dünya futbolu için önemli bir oyuncu Libya'da bir havalimanında mahsur kaldı 48 saat. Adamdan haber alınamadı. Libya'da savaş durumu ilan edildi. Adam milli takımdan giderken bir havalimanında alıkoyuldu. Hiçbir uçak uçmadı. İnternet yok. Adama ulaşamadı Fenerbahçe. Yani bu kadar da bu oyuncuların can güvenliğini veya sağlığını içe saymak da doğru değil. Vallahi Libya'ya giden var mı içinizde? Ya şu maçlar oynanmasa, işte kulüp maçları yapılsa bu oyunculara hiç tatil hakkı da verilmiyor. Bak NBA'de 82 maç oynanıyor sezonda. Sonra playofflarda yaklaşık işte adam 90-100 maç yapıyor. Ama 3 ay tatili oluyor. Tabii futbolcuların öyle değil ki. Futbolcular şimdi çoğu Avrupa Şampiyonası'na gittiler. 15-20 gün yaptı yapamadı tatil. Hemen geldiler bir Şampiyonlar Ligi öneleme. UEFA öneleme. Ama şampiyonlar var diye. Bu sene müstesna bir sene oldu. Maçlar bitti, maçlar başladı. Seneye daha rahat. Daha bu sene rahat önümüzde oldu. Var mı şampiyonluk? Yok, 2025'te yok. 26'da var. 26'da. Zaten herhalde şöyle milli takım düzeyinde de tamam, Şampiyonlar Ligi var, UEFA Ligi var, Konferans Ligi var. Var oğlu var. Var oğlu var. Bunlara gerek yok ki milli takım düzeyinde. Ama abi şimdi buraya heyecan getiriyor işte. Diyor ki 4 takım alayım ben buradan diyor. Sana da para vereyim diyor. Şimdi Gökmen abi her türlü dostluk maçı yapacağız zaten. Eskiden yapıyorduk biliyorsun. İngiltere'yle oynuyorsun, Almanya'yla oynuyorsun, Azerbaycan'la oynuyorsun. Tabii canım. Fakat şimdi gelinen nokta Haşi Serhat'ın şöyle söylediği şeylerde belki haklılık payı da şöyle olabilir. Şimdi çok yoğun bir tempo var, trafik var. Şimdi bu da bu kadar da futbolcuya yüklenmek acaba futbolun görselliğini, futbolcunun performansını, takımların o hani çok sevdiğimiz görselini etkiler mi? Şimdi oyunculara bu kadar yüklenme bunları getirir mi? Ya da faydası mı olur? İşte bu tartışılabilir. Bilim olarak bence de düşsene haftada 3 gün tartışabilir. 3 günde bir maç yapıyorsun. Zor bir şey yani. Ya, abi kolay değil. Yani gidip de fabrikada falan çalışırsın edersin de koşuyorsun abi. Devamlı kolay böyle değil. Nefes ver, nefes al, tabii. Nefes ver. Güçlenme de her türlü şeyden kendini bak, soyutluyorsun. Çok doğru. Anladın şimdi mı? Olacak şey değil ya. Beşiktaş Konya ile oynuyor. Geçen baktık. Beşiktaş örnek veriyor. Fener Galatasaray'da aynı değil mi? Evet. Lyon'a gidiyor. Bak Lyon'a gidiyor. Dönüyor Galatasaray'la oynuyor. Ama bunu ikiye ayırmak lazım. Şöyle ikiye ayırmak lazım. Bir genç oyuncular, bir de artık sona gelmiş oyuncular. Bu oyun zaten, bu oyun futbol oyunu tamam mı? Hani 16'dan 17'den sonra başlıyor gençlik için. Değil mi arkadaşım? 30'a kadar gidiyor bu gençlik. Evet. 30'dan sonra bu iş zorlanıyor futbolcu için. 30'a kadar zaten bu adam doğru. Alacağını alır. Tamam mı? Bu maçlara ben bu maçları neden oynuyorlara kızmıyorum. Bu futbolcular tamam mı? İyi olduğu zaman oynamak ister.
Adam der ki ne antrenman yapayım ya kardeşim. Maç oynayayım, antrenmanda benim için daha iyi der. Böyledir futbolcu. Zaten en iyi antrenman maçtır. Tabii. İyi, yani, futbolcu. İyi ya diyorum. Ama abi bu kadar da çok ama bayıltıyor abi ya. Ama sevgili kardeşim belli bir zaman için bu zaten diyorum ben sana. Şimdi bu yolu Selim abi diyor ki bu yolu bitecek. 30 sene demiyorum. Evet. 20 sene zaten oynayamaz. 10 sene bunu oynar götürür. Ama yaşı arttıkça zorlanacak tabii insan. Abi şimdi şöyle bir şey. Eskiden bileğe kadar çamurun içindeydik burada. Ama öyle bir şey yok şimdi. Her şey fıstık gibi. Mükemmel. Buna rağmen yine abi öyle kolay değil. Ya bu kolay. Ha, o kadar çok koşuyorlar ki. Hani bizim Türkiye için de genel baktığın zaman. Gökmen'cim tamam ama bir şey söylüyorum. Büyük enerji harcıyorlar abi. Anlasın ama bu harcıyor ama bunun mesleği bu. Mesleği. Ve çok büyük para kazanıyor. Helal olsun daha çok kazansın. İş o değil. UEFA Avrupa Ligi'nde mesela 141 yerine 189 maç oynanacak. Her takım grubunda 4 içeride, 4'ü deplasmanda 8 tane maç yapacak. O maç fazla oynayacak. Yani maç sayısı arttı. Bu anlamda mesela Jürgen Klopp şu anda emekli oldu. Kendisi Red Bull'un sportif direktörlüğüne getirildi. Marka yüzü oldu. Şimdi Pep Guardiola geleceğim hakkında kararsızım. O da bir emeklilik kararı alabilir. Yani insanlar evet lüks yaşamak istiyor. Daha güzel bir hayat yaşamak istiyor. Daha az acı çekmek istiyor. Şimdi düşün yani kendini genç de olsa, tecrübeli de olsa şu maçlar insanlara çok fazla. Bir de her ekranda çok fazla maç var. Biz bile bazen değil mi yılıyoruz yani artık yeter diyoruz ya. Maç kusacağız diyoruz. Bir açıyorsun orada tenis maçı, orada basket, orada voleybol, orada işte futbol maçı. Bütün kanallar doldu. Doğal olarak insanlar da evinde oturup şimdi kış ayları da yaklaşıyor. Statlara daha az gitmeye başlayacaklar. Bu maç sayısı ve bu yayın olayında bir kısıtlamalar getirilmesi lazım. Mesela Türkiye'deki maç statlarında olmasını istiyorlarsa o maç saatinde Türkiye'deki kanallarda maç verilmesi. Yayın verilmemesi gerekiyor. Doğru bunlar doğru. Çünkü bunlar. Ben şimdi Kayseri'deyim. Kayseri takım maçı var. Şimdi evimde de bakıyorum Liverpool'la Manchester City maç yapıyor. Öbür kanalda Inter'le Milan maç yapıyor. Bir de Real Madrid'in maçının olduğunu düşün. Şimdi yani derim ki lafın ya Kayseri'deki maça mı gideyim bu 3 tane maçı mı kaçırmayayım diye. Şimdi sen geçen gün atıyorsun Telegol'de güzel bir şey konuştuk, konu açtın. Niye lafını kesip girmek istiyorum? Tam hani üstüne gel diye. Şimdi geçen gün ben bir Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesiyle görüştüm. O da bizi seyrediyormuş. Buradan selamlar, sevgiler. Seyrederken biz dedik yani bu maçlar çakışıyor. Hatırlıyor musun? Ne maçıydı o? 7'de oynandı iki maçta. Hem Beşiktaş hem Galatasaray maçı. Öğlende işte 5'te oynansın filan dedim işte. Bana dedi ki ya dedi ben dedi seyrederken dedi çok dedi doğru bir şeye temas ettiniz dedi. Biz dedi zaten bununla ilgili dedi çalışma yapıyoruz. Bu dedi büyük sıkıntı oluyor. Evet dedi. İki maç büyün maçını burada oynatmayız. Ve bizde gündüz maç yok dedi. Ooo. Ne oldu ya? Yine penaltı geliyor. Dur bakalım. Sen bu penaltıyı iyi tespit ediyorsun. Bir dakika elle mi çıkardı bizim oyuncu? Ama bakacak şimdi. Ya bir büyük defans hatası. Verecek mi? Dur. Beklediyorsa uyarıyor şimdi. Bak şu elini kaldırdı ya var. Diyor ki dur şimdi diyor. Bir dakika dur bakalım pozisyona. Elle mi çıkıyor? Baksana ıskalar, ikramlar. Şurada mı Serhat? Ha, eliyle gibi. Sol el mi? Kolu elle çıkarmamış mı? İki tane verdiğine göre oraya da bir tane çakacak şimdi. Sanki. Yok vermemiş. Sanki. Dizile çıkar dedi herhalde. Dizile mi? Meri. Meri. Evet, Meri Demiral. Vermemiş mi? Vermemiş. Tamam o zaman. Bak hataya bakın. Meri ıska geçiyor. Abdülkerim öndeki topu. Meri o işte. Yok iki numara. Zeki. Zeki. Oyuncunun önüne bırakıyor. Zeki'nin orada direkt vurması lazım topa. Dur daha belki baktım. Yok vermemiş ya. Abi bize abi bir dakika geç geliyor. Biz burada şey gibi. Evet. Vermedi. Şimdi neyse devam edeyim mi konuya? Evet. Sonra dedi ki çok doğru konuşuyorsunuz dedi. Haklısınız dedi. Baktım bu hafta biz dedi bununla ilgili düzenleme yapacağız dedi. Beşiktaş'ın maçını yanlış ya söyleyeceğim ya söylemiyorum düzeltebilir misin? 16'ya tahmin ediyorum Beşiktaş'ın maçının altı. Doğru yapmış. Beşiktaş Konya maçı.
Bu hafta 16'da. Çok iyi. Ama helal olsun. Bak federasyona, yönetim kuruluna, başkana İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Yani bir şey oldu mu düzeltmek önemli değil mi abi? Evet. Dün Serhat Uluer'en. En doğru şey. Dün Serhat Uluer'en büyük bir iş yaptı. Burada bütün Beşiktaşlıların özür diledi. Doğru mu? Yaptı. Büyük. Hayır, şeyle ilgili dedi. Sen ama, bu işi açmakta tabii hayır, mutlusun yok, biliyorum. Yok. Benle sürekli. Şu hoşuma var. Yok nasıl? Bir baktım Twitter'da bakıyorum ya. Hop birinci olmuş. Abi bir, gerekirse iki, ben özür dilerim. Hayır helal olsun. Ama bunu alışkanlık haline getirsem orada bir sıkıntı var demektir. Hayır. Sürekli söyleyip söyleyip. Tamam. Başkaları yorumcular gibi ya ben ya öyle bir adam bugün, değilim. Anladım da sen bugüne ha. kadar böyle özür dilemedin. Yok hatta sürekli bunu kaşıyarak. Hayır. Hayır olur diyor ki ya. Hani dün söyledim ama izlemeyenler var bir daha söyler misin tamam, diyor. Ama sen erdemli davrandın özür diledin. Yanlış tabii. yaptın aldın. Tabii. Bu bir senedir Galatasaray'ı yerden yere vurdu etti. Bir tane özür yok ya. Ama var daha. Mı? Ama o telefonla direkt söylüyor özürü. Tabii. O direkt arayanlara ben veriyorum. Adının numarası ya, benim için. Yahut da devamlı şeye gidiyorsun galiba. Bu. Gökmen abi her yere veriyor. Bütün sarayları dolaşmış. Ben zaten şimdi Twitter'da onun telefon numarasını vereceğim. Arasınlar. Adnan'la ya kardeşim beni yanlış anladın lütfen diyor. Veya ben sonuna kadar söylediğimin arkasında mı diyor bilmiyorum artık. Yok. Bazıları diyor ki abi geri vites yaptı diyor. Ben Adnan'ın geri vites yaptığını yok. Tahmin etmiyorum. Yapıyor musun? Yok yapmadım. Ya yapmıyorum ama. Ben sana bir şey söyleyeyim. Devamlı hep ya iki program, üç programda bir bütün şeyleri dolaştın diyor. Abi konuşacağız. Beni dava açmışlar diyor. Bütün savcıları, evet. mahkemeleri dolaşıp geliyorum. Abi bir de işin gözü yanıma. Evet abi işin gözü yanıma bir de Serhat'ı aldım. Şimdi onu da alıştırdım. Beraber gidip el ele gidiyorsun. Aha, bu arada güzel bir haber vereyim. Bir dakika. Bir de güzel bir haber verelim. Boş. Ver tabii. Şimdi, baklava mı getirdin? Baklava her zaman getirdim. Şimdi Cumhuriyet Savcı bizim hakkımızda soruşturma açmıştı. Benle Serhat hakkında. Tebligatımız geldi. Savcılarımıza tabii şimdi güzel olunca ne diyoruz? Savcılarımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten ülkemizde adalet var. Hakikaten işin esprisi bir yana. Bravo. Müthiş inceliyorlar. Her şeyi tek tek bakıyorlar. Bu yapılan taktikler geri tepiyor. Bize Serhat'la bana takipsizlik verdiler. Gayet güzel. Evet, yani Galatasaray Kulübü'nün şikayetinden Serhat'la ben takipsizlik aldık. Burada gerçekten savcılarımıza, adaletimize teşekkür ediyorum. Adaletimiz var. Olmayanlara da geç de olsa bir şekilde tecelli eder. Bir yerden döner abi. Abi 10 tane savcı var. Diyelim ki 10 tane hakim var. Bunların içinde mutlaka vatanını, milleti, ülkesini seven ve bu işe dur diyecek hakim ve savcılarımız gerçekten var. Hepsi sever vatanı. Ama bir de sever. Hani oralarda olunan insan, bulunan insan. Suçluyorlar. Savcılığa sever. Gidiyorlar. İşte dilekçe mi ne veriyorlar. Verdiler abi işte. Yok, tamam da şimdi işte, suçluyorlar diyorlar. Evet. Neden biliyor musun? Bir daha yapma diye. Bir daha yapma. Diye, anladın mı? Abi sana bir daha. Doğru. Geleceği kapatmaya çalışıyorlar. Dursun Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Bir daha konuşmayacağım. Söz veriyorum. Erden Timur hakkında da konuşmayacağım. Başka şey konuşalım abi. Neyse işin güzelliği. Serhat nereden nereye geldik de. Bir de bu Galatasaray şimdi Paşa Grup'la Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın anlaştığı Paşa Grup'la. Onunla ilgili de programımıza bağlanan Niyazi Erkencioğlu'nun sözleri vardı sevgili Ahmet. Hemen onu bir bulur musun? Vallahi çok iyi olur ha. Paşa Grup'la ilgili şey demişti. Kumar şey demişti kumar işte. Sonra demişti. Sağ olsun. Ama şimdi haber o ki Galatasaray'da anlaştı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra Paşa Grup'ta sponsorluk anlaşması yapıyor. Mesela bu Merit King News şu anda İzlanda'daki maçın sağ içi reklam panolarında görselinde yer alıyor. Veriyor. Şimdi tabii Acun'a da topyekun bir saldırı var. Vay işte Acun Efendi senin kanalında sen buna nasıl izin veriyorsun? Hem Galatasaray'a bu anlamda geçiriyorsun hem de kendi kanalında. Şimdi tabii Acun sadece burada bir yayıncı. Ekrana verebiliyor muyuz bizim maçın o fotoğraf karesini? Ama bunun Acun'la ne ilgisi var Serhat? Yani bu İzlanda Federasyonu işte, şey değil mi ama? Yok. Neyi? İzlanda Federasyonu sağ Acun İzlanda'da. Sadece burada bir aracı. Tabii. Yani Türkiye'ye bu yayını ulaşmasını sağlayan bir tamam. televizyon kuruluşunun patronu. Tamam. Bu Merit King News buralarda sızmış ve reklam tabelasına parayı vererek girmiş. Tamam. 2-2 olmuş bu arada maç. Bir gol daha mı? Biz mi? Bir gol daha mı attık diyecektik. Bir gol daha yemişiz. Yemişiz evet. Yapacak şey yok. Bakın bir Gökmen abi görüyor musun orada bak şeyde? Orası biraz küçük ya.
Nerede küçük? Tam ekran yapın. Ha şöyle biraz. Ne söyle bana sen bakayım. Ne tabii işte. Gördün ya işte Merit King değilsin. Yok yanlış şey yapma Gökmen abi. Şu önüne bak. Direkt öndeki evet, şey. Evet evet görüyorum. Orada Merit King yazıyor. Evet, seni arkadaşın aradı ya programdan önce. Acun nasıl izin veriyor? Sen dedin ya bu fotoğrafı istiyorum diye. Sen söylemedin aynen bana. Aynen öyle söyledim. Evet yorum i̇stiyorum yap buyur. Evet. Getirdim bak. Şu anda bak ekranda. Bak Merit King kendileri, yazıyor. Kendileri yapınca bir şey yok. Anladın mı? Başkaları yaptığı zaman kendilerine avantaj sağlıyorlar. Biz namusluyuz, şerefliyiz, haysiyetliyiz. Al işte. Ama bunun acının bunun acınla ilgisi yok. Acının ilgisi yok. Bak bu İzlanda Federasyonu acının kanalı şimdi. Abi anlamıyorsun bak şimdi. Bu yayın İzlanda Federasyonu'nun yetkisinde olan bir yayın. Ona ait. Ona ait. Yani buraya reklamı Acun almıyor, göstermeyi ona ait değil. İzlanda Federasyonu bunları UEFA nezdinde okeyletiyor ve burada yayınlatıyor. Acun da bunu yayıncı kuruluş olduğu için doğruya doğru abi. Acun da bunu yayınlıyor. Acun burada abi, diyemez ki onlara. Bir dakika. Bu reklamları çıkarın ben yayınlayayım. Böyle bir o zaman yok. Galatasaray'a ne sarkıyorlar peki? O ayrı ya, bir konu ya, abi. Ne ayrısı ya? O ayrı. Ne ayrısı? Onunla bunun ilgisi yok Gökben ya. Olur mu onunla bunun ilgisi? O ayrı bir konu. Peki TRT yayınlasa bu maçı? Evet ne oldu? Bu aynı bu reklam oldu. Aynı o reklam çıkacak. Yani TRT'nin yayınladığını düşün. Bak abi şimdi Acun'a biz burada geçen Serhat da bir burada eleştirdik. Ben eleştirdim ağır bir şekilde. Ağır değil de eleştirimi yaptım. Öyle konuşmayalım. Ama burada şimdi doğru ya da doğru. Acun'un burada ne suçu var ne abi? Hiçbir suçu. Bunu TRT yayınlasa, Lider Haber yayınlasa, biz yayınlasak. Aynı bunu. Şeyi biz yaşayacağız. Savaşta orada işte. Peki burada normal bu yayınlanıyorsa, maçta şurada yayınlanıyorsa. Galatasaray'ın suçu ne? Neden Galatasaray'ın suçu? Galatasaray bir şey değil. Neler dediler be? O öncekinde var abi. Abi biz bunu demedik. Kendileri kabul etti. Başkan Dursun Özbek. Ya, kendi kabul etti. Adam bağlandı ya buraya. Evet bağlandı buraya. Dedi ki aldık para bile biz bundan dedi. Niyazi Yerken başkan çıktı işte. Dedi Dursun ki. Dursun Özbek almadı dedi. İyi almadı dedi o da. O da almadı dedi. İyi abi. Öbürü almadı. Diğeri aldık dedi. Ama abi, işte o ayıp. İptal ettiler ama. Yani bu anlaşmayı, bu sözleşmeyi Gökmen abi Galatasaray iptal etmedim Serhat. İptal etti. Paşa grubun şeyi bağlandı, sahibi. Var doğru zaten mu? Dursun Bey'in hemen başlamalarını verelim. Son Mali Genel Kurul'da yapmış olduğu dün verecektik, veremedik. Peki o Niyazi Yerkencoğlu'nu da vereceğiz mi abi? Bir iki de onu da konuşalım. O hiç çıkmayacak zaten. Nasıl? Abi neler yaptı burada biz? Hayır. Gittik ya. İyi diyorum seni konuşmanı istemedi. Kalktın ya sen. Evet beni konuşturmadın. Dursun Özbey'in cumartesi günkü tamam. Mali Genel Kurul'daki sözlerine bakalım. Verelim. Bir diğer tartışılan konu forma sırt sponsorluğumuz. Süreci size özetlemek istiyorum. Biz bu sözleşmeyi 15 Eylül'de imzaladık. Bir daha hatırlatmak istiyorum. Sözleşmeyi imzaladığımız şirket Avrupa'da birçok kulüpte de benzer sözleşmeleri imzalayan bir dijital spor haber portalı. Biz bu sözleşme için TFF'den yazılı onayımızı alarak ilerledik. 17 Eylül'de bir takım iddialar ortaya atılınca dedik ki sözleşmeyi askıya alalım. Konu netleşsin sonra devam ederiz. 30 Eylül'de TFF vermiş olduğu izni iptal etti. Biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Hiç kimse başka bir şekilde bu olayı tarif etmeye ve anlatmaya çalışmasın. Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmiş olmamızdan çok korkmuşlar. Sabah akşam açıklama yapıyorlar. Hiç korkmasınlar. Biz bu sponsorluktan bir kuruş kazanç sağlamadık. Evet 12 Ekim'de böyle söylemişti. Bu tartışma bir türlü bitmiyor ama Niyazi Erkencioğlu bundan yaklaşık 3 hafta önce katılmış olduğu Telegol programında paranın yarısını aldık demişti. O sözleri de tekrar bir hatırlayalım hemen üzerinden şöyle bir kısaca geçelim. Hazırsa vardı kaydı. Şimdi 14 milyon 60 bin dolar artı KDV denen rakam 2 senelik rakamdır. Senelik 7 milyon, senelik 7 milyon 30 bin dolardır. Artı KDV'dir. Tamam da yeni kurulmuş bir site bu parayı nasıl bulabilir, verebilir? Yani bu size... Onu bilemem, onu ben bilemem. Yani ben vergi memuru... Siz bu parayı aldınız mı Niyazi Bey? Paranın yarısı hesabımıza geçti. Şey yani yıllık paranın 3 milyon 155 veya şey pardon 7 milyon 30 binin yarısı geçti. Evet.
Evet, durum böyle. Bu para alındı alınmadı. Dursun Özbek de kim için? Dün de konuştuk. Ben de anlamıyorum bunu. Yani artık yeter. Dursun Özbek de diyor kesinlikle almadık diyor. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor abi, yani bu nasıl bir yönetim şeklidir? Nasıl birbirlerine güven duymayıp bu şekilde Galatasaray camiasını anladım ateşin içine atarlar ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Abi şimdi o gün Paşa grubun sahibi bağlandı bize, doğru mu Serhat'cığım? Evet. Vedat Bey. Selim, evet, Vedat Bey bize bağlandı. Birçok Türkiye'deki takımda short reklamının olduğunu söyledi. Trabzon, Antalya. Üç köle geçtik bu arada, haberiniz olsun. Hadi hayırlı olsun. Sonra milli takımda konuşacağız değil mi? Montenegro ile ilgili ben konuşmak istiyorum. Çünkü bayağı doluyum. Bir şeyler anlatmak istiyorum Montenegro Bey ile ilgili. Tabii ki. Ondan sonra Vedat Bey bize bağlandı. Hande Hanım bağlandı. Evet. Ondan sonra dedi ki bu isim benzerinden dolayı ben dedi mahkemeye verdim falan filan derken o gün de çok güzel bir program yaptık. Onun neticesinde Türkiye'de infial oldu. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu bu yetkiyi almak için... Böyle bakacak mısınız? Bakalım. Galatasaray'la konuştu. Tamam bakalım. Devam edeyim mi? Devam et. Falan filan derken bu iş ortaya çıktı. Şimdi onun üzerine de 14'ünde yani dün müydü? Bugün ayın kaçı? 14. Bugün ya. Bugün Galatasaray kulübü o dedi bu dedi yani kabul etmediği Paşa grubu da bu işin içine çekmek istedi. Fakat Gökmen abi ne ilginç. Paşa grupla anlaşma yaptı. Yani Paşa grubu kötüledi. Onlar anlaşma bunlar da dedi bu işin içinde işte kumar var, şu var, bu var falan filan dedi. Gitti onunla anlaştı. Gitti onunla anlaştı. Bak şimdi. Ya abi hakikaten dengesizliğin kralı var burada. Ağa babası var yani. Ya adamı kötülüyorsun değil mi? Adamı kötülüyorsun. Grubu kötülüyorsun. Grupla niye anlaşma yapıyorsun? Bir. Öbür grupla anlaşıyorsun. Bu neydi şeydi? O bizim şu reklamı çıkan. Merit King. Merit King'le anlaşıyorsun. Parayı aldın. Yarısı Niyazi Bey bağlanı almadı. Yarısını aldık. Dursun Bey ne güzel dedin Serhat. Al diyor. Yarısını almadım diyor. Yarısını aldım diyor. Başkanla ikinci başkan söylüyor. Ya sana bir abi şey böyle bir büyük dengesiz. Bir çelişki böyle bir. Ya böyle bir dengesiz. Böyle bir muamma olur mu? Birbirlerinden. Divana gitmiyor adam işte. Birbirlerinden haberleri yok ya. Ne? Vallahi ya nasıl bir yönetim şeklidir bu? Ben anlamadım abi. Başkanı almadık diyor. Diğeri ha, aldık diyor. Aldık diyor. Sen yine çok iyi insansın. Neden biliyor musun? Buyur Selim abi. O gün tahmin ediyorum konuşmadan evvel dedi ki Serhat Bey ben dedi Adnan Bey'le konuşmak istemem dedi değil mi? Evet. Onun sorusunu almayacağım dedi. Evet. Onun sorusunu almayacağım dedi. Tamam bu büyük bir ayıp bir defa. Çok büyük bir ayıp. Adam sen buradan kalktın gittin. Sonradan o insanın yalan söylediği ortaya çıktı ve hala konuşuyor. Bravo Selim. Bu ayıp ya. Bravo. Ya bir insanda yani. Şimdi bağlansın benden özür dilesin. Doğru sözü Selim abi. Kemiksiz bir ben... karakter yapısı. Kemiksiz. Her türlü oyna abicim. Sağa git böyle. Kemik yok ki bunlarda. Onun ya. İçin iyi insansın. Kemik şey yok bunlarda. Söylemedim abi ben çıktım gittim. Söyleme abi. Değmez. Abi muhatap olmadım. Gene de demiyorum. Ha. Ama ben de şimdi bir özür hak ettim ondan bunun üzerine. Tabii. Bizim dediklerimizin tersi. Niyazi Bey buraya çıktığında. Aynen doğru söylüyorsun. Beni istemedi doğru mu? Tabii istemedi Serhat Attay ya. Dedi. Ben de çıktım gittim. Galatasaray yönetimin önemli ismi değil mi? Ondan sonra bir gün üç tabii, gün aynen. Sonra çıktı yalan başkan söyledi. Başkan yardımcısı abi. Ondan sonra çıktı. Tamam. Yalan söyledi ortaya çıktıktan sonra hala konuşuyor. Tamam. Abi insan utanır der ki. Ben nasıl böyle bir laf ettim? Ya koca koca ya adamlar beni kandırdılar ya. Ya ben şundan koca utanıyorum. Koca hayır, ben şundan ya, koca utanıyorum. Ben şunu demiyorum ona. Yani biz haklı çıktık demiyorum. Haklısın. Ama burada haklısın. Türk halkı bunu bilsin. Ben Türk halkına şikayet ediyorum. Böyle yöneticilik olmaz abi. Bak biz şimdi burada Gökmen abi olur da Galatasaray kulübünde olmaz. Olmaz. Yani bir söz verirsin yaparsın. O kadar. Ya da konuşmazsın. Ya da konuşma abi. Ya bu, milyonlarca taraftar abicim. Hiç duydun mu? Milyonlarca taraftarı olan kulüp. Nereden baksan 35-40 milyon tane taraftarı abi, var. İşe bak abi. Düşün yani. Onlardan da utanmıyor musunuz ya? Onun ha? için Galatasaraylar kızıyor abi, zaten bu tip yöneticilere. Şimdi yani bir de bir şey söyleyeyim. Demek ki Paşa grup normal bir grup. Tabii canım ya. Vedat Bey o gün bağlandı. Doğru konuştu. Doğru şeyler söyledi. Doğru mu? Doğru. Yani dönüp baktığımız zaman bu işin işlemi bu. Doğru. Ama sen şimdi bunu kalkıp da Niyazi Bey bize burada bağlandı, konuştu, şu dedi, bu dedi. Ne oldu? Gittiniz onlarla anlaştınız. Tabii ortaya çıktı işte.
Yani daha imza atmadılar ama atacaklar yani eli kulağında. Dağıtmamış mı? Benim bildiğim attı. Yani, ya da ön sözleşme yaptı. Belki de bunun üzerine vaz da geçebilir ama yok bence atmıştır ya. Abi para almıyor mu? Bütün ya herkes şunu anlamıyor. Ha. Dünya futbolunu artık maalesef ekonomi bahis firmaları yönetiyor abi. Türkiye'nin şu anda tabii ki yasal bahis oynatıcısı var. Şans oyunları oynatıcısı var. Ama dünyada özellikle bu Asya bölgesinde, Asya kıtasında bu çok yoğun bir şekilde orada mafya bazı maçları, hatta büyük maçları İspanya Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde bile kurabiliyorlar. Çünkü oluk oluk para akıyor. İnsanlar kolay yoldan para kazanmak için kumara ve bahise çok fazla özeniyorlar ve giriyorlar. Kimisi çok darda olduğu için, kimisi rahatlıktan ve maalesef bu bahis artık bütün spor dallarında iliğimize kadar içimize girmiş durumda. Buradan yani bugün işte Acun'u yerden yere vururlar. Vay senin televizyona bak şimdi bak tekrar girdi işte. Merit Kingsley'sin var. Veriyor işte. Çünkü neden? Adam parayı bastırmış. Sıcak para geliyor çünkü adama. Ama bence bunu reklam... Kumardan geliyor, bahisten bak, geliyor, bir yerden geliyor. Yok bu reklam... Ama şimdi bu İzlanda'da değil mi? İzlanda'daki... Tabii tabii. Evet. Şimdi orada abi yani o kadar çok soğuk hava, kar yağıyor, her yer buz falan. Hani bu şekilde anladın mı? Olabilir. Anladın mı? Ya tribünlere seyirci gelemez, üşürler. Ya anladın mı? Burada maç oynanıyor. Dolayısıyla bunu tabii... Bunun soğukta ne alakası var abi bahisin? Sevgili kardeşim para kazanma adına tribüne adam gelmiyorsa ne yapacak? Oradan bahisten dolayı kazanacak. Onları harcayacak. Şimdi ya, Gökmen abi. 4-2 öne geçtik. Hadi hayırlısı. Kim atmış golü? Kerem Aktürkoğlu. Ya Kerem Aktürkoğlu'nu siz konuşurken Arda Güler attırdığı golü görmediniz ya. Yok. Yoktan var etti ya. Bir pres yaptı kaleciye. Kayarak geldi. Kaleci degaj yaparken topu öyle bir blokladı ki sadece Arda Güler dokunmak kaldı. O da golünü attı ve son oyundan çıktı. Galatasaray'dan gitti kendine geldi. Evet, şimdi muazzam bir gol imza atmış. Onu da görelim. Bizim takım 4-2. Sahaya alıştı abi. Net. Dakika ilerledikçe bizim takım kendine geldi. Isındı. Kendini buldu. Ve goller... Ya, hava çok soğuk orada ısındıkça gol attı. Peki bak şimdi attığı gole bakalım. Oradan mı vuruyorsun? Yapma ya. Vay anasını. Buradan vurmuş. Evet. Bakalım. Şuradan bir yerdendir ya. Heh. Şimdi ha. Hakikaten. Çok güzel gol ya. İki golümüz de müthiş. Öbür golü görmedim ama ikisi de çok güzel. Gördüğümüz kadarıyla. Çok iyi vurmuş ayak içiyle. Muazzam bir. Ya Kerem Galatasaray'dan gitti. Başka bir şey oldu çocuk ha. Rahatladı abi. Rahatladı. Bizde dedikodu orada var. Da, baskı var. Orada da iyi oynuyordu adam. Orada da çok iyi oynuyordu. Ya. Allah'a var. Hayır. Burada ne tabii, diyoruz tabii. Biz? Ama çok Selim abi oynuyor. Dikkat ediyor mu? Bir baskı kalktı gibi üstünde. Kalkmaz. Galatasaray Kerem Aktürkoğlu belli ki güveni çok geldi. Arayacak. Çok, bu yönetim, çok bu yönetim bu çocuğu ıslıklattı. Başka kim arayacak? Kim? Icardi. Doğru. Doğru. Icardi. Çok emeği var. Tabii. İkisi de birbirine çok tabii, emeği var. Tabii, hakikaten çok bak, iyi anlaşıyorlar. O gitti Gökmen abi. Yunus'un gitti. Yunus da tabii ki Kerem gittikten sonra kendini buldu. Yani ama bunun gibi olur mu acaba? Aynı özelliklere biraz yakın bir oyuncu. Biraz dediği doğru, çok doğru. Anladın mı? Bir iki maç daha olsun. Anladın mı? Ama çünkü ne kadar devamlı şeyde, olacak tabii ki şeyin Yunus'un tartışılır. Da formsuz ya zaten Arjantin'de Marjan'da karısıyla arası kötü. Yok yani, güzeldi işte karısıyla tamam sürekli görüntüler koyuyor. Yani bugüne kadar gelinceye kadar belli bir zaman diliminde. Barışmış abi. Barışmadı mı? Bundan karısı. Sonra o tekrar gelip... Niyazi Bey'in Paşa grubu eleştirdiği bölüm var mı? Hazır mı? Vallahi ben... Yani bilemiyorum. Kerem helal olsun. Gitti. Büyük çıkış yakaladı. Daha da büyük çıkış yakaladı. Abi Kerem hep atarak oynar artık. Kendine güveni gelen bir adam daha iyi şeyler yapabilir. Topu tutar. İstediği gibi oynar. Evet. Yön verir. Maç bitti bu arada. Hadi hayırlı olsun. Milli evet. Takımımıza başarılar diliyoruz. Milli takımımız 4. Milli takımımızı tebrik ediyorum. Montella'yı tebrik etmiyorum. Milli takım. Etmiyorum. Dün ne dedim ben burada? Son 30-40 yılın en iyi takımı. Takımı tebrik ediyorum. Hocayı tebrik etmiyorum. Çok iyi oyunculara sahibiz. Tebrik etmiyorum abi.
Bak hakikaten çok iyi oynuyor. Abi ne oldu? İzlanda'yı yendik yani, çok da büyütme. Yok. O kolay değil öyle izne, o soğukta orada yapma. Ben bak yapma, bir şey kolay değil. Geçmişteki haklısın. Takımlar orada bizim kaç sefer yendiler bizi. Haklısın. Ya. İki takım arasında çok büyük fark var. Bizim takım var ya, doğru. Ben onu söylemiyorum. Heh. Topu hangi futbolcu ayağına alırsa en iyi şekilde kullanıyor. Bu çok önemli bir şey ya. Herhalde. Hep top sende kalıyor. Çok hep topu sen yön veriyorsun. Yani ayağı iyi oynuyoruz biz artık. Sen evet. iyi oynamaya başlıyorsun. Yani hangisi topu alırsa alsın. Ama diyor ki yanında adam, o topu bana atar diyor. Şimdi seni... Abi şöyle bir şey var. Bak şimdi öyle bir şey ki, bizim Türk futbolunun inanılmaz hastalığı bu. O kadar çok top kaybı yapıyoruz ki. Ama milli takımda bak, o kadar yok. Yok. Şimdi abi, şimdi bu İzlanda karşısında tamam yok ama babalarla oynasınlar da bak ne oluyor. Ondan evvel oluyor mu, olmuyor bak, mu? Neyse. Ondan evvel işte Karabağ'a bak abi. Siz Karabağ'la oynadık değil mi? Karadağ'la oynadık değil mi? Oyunun %80'i onların sahasında oynandı. Evet. Yani yarım sahada 21 kişi oynadı. Evet. 21 kişide de top hep bizde kaldı. Bu çok önemli bir şey futbolda. Çok önemli, çünkü topa sen hükmediyorsun. Sen karar veriyorsun. O oturup seni seyrediyor. Abi, 10 tane gol pozisyonu girdik. 15 tane pozisyonu girdik. Sevgili abicim, Karabağ kendi sahası... Karabağ değil, Karadağ. Neyse işte abi. Neyse olur mu abi, ülke? Bak, daha bizim milli takım bastırdı. Anladın, kendi sahalarında hiç kimse kıpırdamadı. Tamam. Fırsat bırakmadılar. Tamam. Karşılıklı pres. Tamam. Ama şu var. Bizim milli takımın performansının artmasının ana nedeni şu: boş topa hiçbir zaman koşmadılar, yorulmadılar yani. Anlatabiliyor muyum? Topu hep aralarında oynadılar, ettiler. Pas hatası yok. Ne bileyim, topun hızını kontrol ettiler. En doğru bir laf ettim. Pas hatası yok ne demek biliyor musun? Bir futbolcuda ben topa istediğim gibi hükmederim. Tamam işte. Tamam abi. Eğer elinde senin 6, 7, 8 tane böyle oyuncu olsun, her takımı yenersin. Onun için bizim hoca şanslı. Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi biz İzlanda'yı küçük görüyoruz da, İzlanda'yla bugüne kadar 14 maç yapmışız. Hiç yenemedik. Hayır. Sallama ya. Orada yani. Sallıyorsun. Ya niye sallayayım ya? 8 defa mağlup olmuşuz. 3 maç berabere. 3 tane galibiyetimiz var. Orada yenmiş yani, miyiz? Nerede? İzlanda'nın sahasında. Yendik. Onu diyorum. Yendik mi? Yendiysek tamam. Salladık o zaman. Abi bugünkü takımı konuyor. Bugünkü takım bizim takım, iyi takım. Kim ne derse desin. İyi takım. Abi hoca iyi değil. Hoca. Ya Selim abi bak. Hoca şanslı hoca. Hah, aferin. Şimdi hoca bak şanslı. İzlanda takımında iki tane santrofor oynatıyor adam. Doğru mu? Kaybettik, kabul ediyorum. Bir tanesi 20 yaşında, bir tanesi 22 yaşında. İzlanda takımının iki tane santrofor oynuyor. Bu inat ne, ben anlamıyorum. Sistemde Kerem'i santrofor oynatıyor. Yani santroforsuz oynuyoruz biz. Ya biz kazanıyorsak aynen senin dediğin gibi çok becerikli oyuncularımız, becerikli oyuncuların, yüksek oyuncuların sayesinde kazanıyoruz. Ama bir dakika, bu iş üst limitlere level atladığımız zaman bu maçları kazanamazsın. Kusura bakmayın. Tamam da. Doğru mu Gökmen abi? Senden, üst seviyelere. Aynen öyle ki, senden daha disiplinli, daha teknik takım olduğu zaman bayıltırlar seni. Şimdi sen Fransa, İngiltere. Biz anda ilk defa yenmişiz deplasmanda. Niye kızdın bana, geri al sözünü. Niye? Bana demedin mi? Demedin mi? Usta sen ama hiç kazanmadık dedin. Salladı dedi bana. Böyle. Bana çok alıştın. Abi de lafını bana... Özür dilerim ağzından. Yok. Yok be, şaka. Özür dilerim ağzından. Ama demedin mi salladın diye. Ben hayır de... sen hiç kazanamadık dedin. Sonra de, lafı değiştirdin. Dedik ki orada hiç kazanamadık dedin. Döndüm ama olsun. O da tuttu ama. O da güzel bir şey. Ondan yani. Sonra geri al. İşe bak. Daha geri alasın. Peki Azan abicim. Tamam, yok estağfurullah. Şaka yapıyoruz. Takılıyoruz. Yok, burada olmaz. Bak insanlar biraz hep gergin görüyor ya bizi. Böyle biraz gülsünler. Değil mi? Hava da soğuk dışarıda. Olsun ya. Yine de önemli bir galibiyet elde ettik. Tabii. Arda'nın gol atması. Çok önemli. Kerem Aktürkoğlu'nun gol atması. Müthiş önemli. Müthiş efendim? Önemli. Müthiş önemli. Mağlupken galip geliyorsun. Önemli. 3 tane zemin attın, de kötü. 4 tane de gol atıyorsun. Zemin de kötü. Yani İrfan Can Kahveci gol attı. Tabii abi. Bak İrfan büyük iş yapıyor ya. Hepsi iyi iş yapıyor. Ama yok. Şöyle abi. İrfan da çok iyi iş yapıyor. Şimdi bize golü attı burada. Karadağ'a karşı attı. Orada da gol atması güzel bir şey yani. Ama iyi oynuyor takım. Şimdi bunu Mourinho da görecek. Bak bir şey, milli takım hangi takımla oynasa oynasın, maç ortak olur. Öyle bir takımımız var. Ama santroforsuz oynarsak
Biz böyle zorlanırız. Onu da bulur. Heh. Onu da çıkarır. Mecburen çıkarır. Abi Semih oynatacak abi. Orçun bugün oynamadı vallahi değil ya. Mi? Gökmen abi. Orkun oynamadı değil mi bugün? Doğru söylersin. Yok. Galler'i yenersek Orkun şeyde. Orkun oynadı abi. Orta sahada oynadı. Hakan'la birlikte oynattı. Orkun'u onunla oynattı. 16 Kasım'da Galler'i yenersek artık grubu lider bitiriyoruz. Tabii bitirir. Galler'i yenersek. Evet. Sonraki şeye kalacağız o zaman. Yok zaten şu anda tek rakibimiz şey. Galler. Puan durumu şöyle. Türkiye 10 puan. Galler 8 puan. Galler'i yendiğin zaman bitti. Zaten yetişen bitti. Yok çünkü İzlanda 4 puanla kaldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun evet. Ama buradan lider çıkmak çok iyi olur. Çok iyi olur ya. Buradan lider çıkmak lazım. İşte oradan da Ligine şey olacaksın. Tabii. Geçeceksin. Yani atlıyor takım üste gidiyor yani. Önce düşmüştük abi biliyorsun. Bunları söylemek lazım. Ya biz normalde Hollanda'yı da yenerdik ya Avrupa Şampiyonası'nda. Elimizden kaçırdık yani i̇yi orada. İyi oynuyor takım abi, iyi oyuncular oldu mu korkma. Bir tane iyi oyuncu yok. Yani yok. Abi Semih oynamazsa olmaz abi. 10 tane iyi Semih. Oyuncu var yani Allah Allah. Oynamayanlar da iyi oyuncu. Abi gene oyun almadı. Aldı mı Semih oyuna? Biz burada çok konuştuk ya bakamadık. Tamam da şöyle sana. Bak niye dikkat almıyor? Et. Yok şey aldı. Bertuğ aldı. Abi almıyor. Bu adam Okay'ı aldı. Vallahi bak bu adam Semih'e takıntılı. Mesela Samet'i alıyor. Baksana 3-4 tane oyuncu var abi. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor abi. Ha işte al abi. Ya. Fenerbahçe'de hiç süre alamamış bir Samet'i oynatıyorsun. Yani... İrfan da süre almıyor Fenerbahçe'de. İrfan yine en azından bir değer yani kulübede var. Var ama onu oynatıyorsun mesela. Ama İrfan'dan da yararlandığı dönemler oldu ki ya, olacaktır direkt oynat yani. Abi. Abi İrfan futbolcu zaten. Abi bak Mourinho bence o hatasından vazgeçip İrfan'a daha fazla süre verecekti. Vermesi lazım. Vermesi lazım. Bunlardan sonra mecbur zaten vermeye de dediğin doğru. Tabii çünkü 90 dakikayı çıkartamıyor. En azından orada bir Hakan değişikliğe. Hakan penaltı kaçırdı değil mi? Evet. Kaçırdı tamam. Ondan sonra bir penaltı oldu. Aa, evet. Aldı yine Hakan attı. Kendine güveniyor. Kendine güveniyor. Kardeşim. Bu güven de ancak galibiyetlerle gelir bir oyuncuya. Başkası olsa kaçar gider tabii. Orada. Atmaz. Ürker. Ona atamayacağım. Bak ayağım çarptı der. Öyle demiyor. Ben atarım arkadaş diyor. Çok önemli şey güven. Ama şimdi şöyle bir şey yok. Sağ ayağıyla vururken sol ayağı kayıp da sol ayağına değiyor. Sağ ayağıyla vuruyor. Ama orada tekrar edilmesi lazım. Çok yok. Şey... Abi, asla. Orada abi, çift vuruşta cezalandırılıyor. Öyle cezalandırılıyor. Tabii, değişti. Vursaydın kardeşim diyor. Vursaydın. Ayağına dikkat etsin vursa, diyor. Abi kayıyor ediyor. Yok, görmüyor musun? Ama tamam. Abi kaymayacaksın abi. Abi bir de şey kaçırmadı mı? Raşika mıydı? Evet. Raşika kaçırdı Beşiktaş'ta. O da kaçırdı. Giderken çarptı topa öyle bir durum oldu. Aynen. İki ayağına çarptı. Tabii. İki ayağına çarptı. Ama kaydı. Hakem iptal etti. Tamam. Kaydı ama kaymayacaksın diyor. Öyle gel vur diyor. Öyle şimdi... Televizyondayız yani öyle tabii kuralında yok. İçine. Ama öyle. Reklama gideceğiz. Yani reklama gideceğiz. Tamam. Gidince reklama hatırlat tamam. Bana tamam mı? Niye saldıracak mısın? Yoksa biraz rahatlayayım. Bir. Yani bahis dünya sporunu ele geçirmiş durumda. O yüzden hiç hayıflanmayalım. Durum böyle. Çünkü para maalesef birçok spor dallarına hükmedebiliyor. O yüzden Acun'a da çok darbe vurmayalım. Ayıp ediyorlar abi. He. Acun'a burada ayıp ediyorlar. Galatasaray'ı da bu anlamda eleştirmeyelim. Tamam bir şey demiyorsun ama ki. Ama en çok Galatasaray'a daldılar abi. Abi daldılar. Sevgili abici bak Galatasaray kendi kendine yapıyor bunları. Ya bak Hasan Arat çıkmış ya bugün. Gazeteler şimdi evde gazeteler. Hasan Arat çıkmış böyle yarım sayfa anladın mı? Galatasaray'a bundan dolayı eleştiriyor. Ama bir şey diyeceğim. Bunlar normal haksız mi diyor? Mı? Haksız mı? Haksız mı Hasan Arat? Hasan Arat köküne kadar haklı. Neden haklı? Hemen söylüyorum. Evet. Şimdi sen eğer Beşiktaş, Fener, Galatasaray'san sponsorların donuna kadar, özür dilerim donuna kadar diyeyim, kilodona kadar mı diyeyim? Kilodona kadar araştıracaksın. Mesela kilot markası Dagi mi? Ya da Intinsini mi? Reklam yapma ya. Mesela hani ne marka yiyorsun? Mecbursun yani bunu yapmaya. Mecbursun bunu yapmaya. Hiç şimdi kimse laf söyleyemez. Onu demek istiyorum. Şimdi... Heh, onu demek. Şimdi bak Fener'de böyle peki, bir şey şurada, ben görmedim. Beşiktaş'ta şimdi görmedim. İzlanda'da yan taraftan olduğu gibi reklamını yapıyorlar. Geçiyor. Ne için? Bunlar para aldığı için koymuşlar. Ama bunun Acun'la ilgisi yok. Yok tabii canım. Ha, çok, bir dakika güzel bir şey temas etti. Bak şimdi burada bir şeytani hikaye var. Serhat da bir o şeytani hikayeleri. Ne var? O devam eder oradan. Ne var? Türkiye milli maç. Doğru mu? Fol yok, yumurta yok. Sen ortada yoksun. Türkiye'de rezil edilmişsin. He? Bu Galatasaray'la bir sürü olaylar olmuş. Sen bunu niye bu reklamı Türkiye-İzlanda maçına veriyorsun? Belki daha evvelden anladın. Hayır.
Hayır Selim abi. Olabilir. Bak Selim abi, bu bilinçli bir reklam. Bunun arkasında birileri var. İşte sen de akıllı adam olduğun için bunu çıkarıp söylüyorsun. Söylüyorum abi. Bunun arkasında işte. Ya bunun arkasında zaten söylüyorum, baronlar sen de, var işte diyorum abi. Sen devam et orada arasına. Ya ben bu kadarını bir söyleyeyim. Sermaye grubu var diyorum. Bu böyle basit bir iş değil ha. Değil yani, bir bak kumar, bahis bir araya geldiğinde taze para. Yani bunlar dünyaya hükmediyorlar. Tabii abi, 85 milyonun önüne koyuyorsun bunu. Yani o reklam 85 milyonun önünde geçiyor. Bir 15 kaç aydır biz bu ilk programda biz pat burada haber çıktı, doğru mu? Biz yaptık, bağladık herkesi. Şimdi onu demek istiyorum. Sen bu olaylardan sonra yer yerinde oynamış Türkiye'de, federasyon dahil ortalık birbirine girmiş ve sen Türkiye İzlanda maçında bu reklamı verebiliyorsun. Hangi cesaretle? Hangi güçle, neye güveniyorsun? İyi reklam oldu bence Türkiye'de. Aa, şunu diyor şimdi o da sana. Bu zaten bu konuşuldukça firma abi, birim yapıyor abi. Ama nasıl konuşmayacaksın? Ortalık şimdi bir kısımda senin dediğin gibi Galatasaraylılar konunun içeriğini bilmediğinden Acun'u suçluyorlar. Acun'la ne ilgisi var? TRT verse TRT, Lider Haber verse Lider Haber verecek. Merkez hiç. CNN verse CNN. Acun'dan önce Galatasaray'ı eleştirdiler. Neler dediler? Ali Koç çıktı, neler söyledi. Ama ondan sonra bu şeyle ilgili. Abi bak şimdi söyleyeceğim. Sonrasında Acun çıktı söyledi. Tamam. Ben abi, ama bu esas hatayı Galatasaray'ı yönetici başkan yaptı. Dursun Özbek yaptı. Tabii. Yani Niyazi Erkencoğlu bize bağlanmadı. Bağlandı işte adam. Para aldım dedi, ben dedi bunun dedi. Evet. Sonra olay patlayınca iptal ettiler. Rakamı da söyledi. Kaç para Serhat o zaman? 15 bin. Yok işte 3 milyon 25 bin dolar. Yarısını aldık. Ağır dedi. Eleştiri. Aldık dedi. 7 milyon. Yok. 7,5 milyon aldık dedi Serhat. 7,5 aldı dedi. Yarısını dedi. Ayşe'nin total rakam 2 yıllık için 14. Tamam. 14. 14'tü. Futbol için olan bölümü 3'tü. Tamam, doğru. Diğerleri de onlar var. Şeydi. Basketbol, voleyboldu ve kürek takımıydı. Belki de 7'sini aldılar, bilmiyorum. Başkan daha iyi, biz tek kuruş almadık dedi. Ama bu arada Merit King tabi Alaves'i olmuş, Real Betis'i olmuş, Parma'yı olmuş, Kızılyıldız, Torino, Monza, Real Valladolid. Bunlar olmuş, Galatasaray'ın logosunu çıkarmış oradan. Ama milli maça da işte oldu, reklam verdi. Reklam veriyor işte. Türkiye inat etti bak bunu. Olabilir, bana böyle mi yaptınız? Vallahi bak abi, bilerek yaptı. Canım. Bunu birileri idare ediyor. Serhat'ın dediği gibi. Serhat o tarafı haklı adam. Haklı, saydı kaç tane firma şey var. Bütün Avrupa'nın yarısından fazlası. Ama Avrupa'da bir şey söyleyeceğim. Avrupalıya verir de bizim Türkiye'de bazı yasaklar var takımlarla ilgili. Mesela ama kumar, bahis şirketleri bizde olmuyor. Bak bahis işi var ya, maalesef gençlerimizi, maalesef ailelerimizi yıkıyor. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Çok korkunç paralar dönüyor. Ya tamam da Selim abi, yani bütün Avrupa'da 8-10 tane firma saydı, şey saydı ya. Şey, ülke saydı. Ama abi, düşünsene, demek ki onlar da hepsi orada. Orada serbest. Nasıl serbest? Orada kumar ve bahis şirketleri bu şeylere sponsor olabiliyor. Bizde bu yasak var. Ha, bizde kumar tamam. Yasak ondan dolayı, öyle mi? Kumar ve bahis şirketi bizde yasak. Bahis neyse yani, kumar o da neticede. Yasak. Yani. Yani bunu ama olarak sakat. Tabii. Yani Türkiye'de sadece şans oynanana izin veriliyor. İddia. Legal. İddia ediyorsun sen. Milli piyango. Bravo. Yani onları. Ya yani şans oyunu var. Şans oyunu, gidip çekiyorsun. Ama burada da iki gol mü atacak? Bir gol atacak. Ben ondan tüy aldım, yaz. Yazdın mı para veriyorsun. Futbolu biliyorsan, anlıyorsan, takımları da şey yapıyorsan, takip ediyorsan anlıyorsun abi zaten. Abi. Ama bir kumar oluyor işte. Hükmen abi bu işte var ya. Büyük paralar dönüyor. Senin paranı da ödemiyor. Bak Samsun'cum, bu işte büyük paralar dönüyor. Çok. Bugün mesela bir şey söylüyorum. Örnek diyorum, Beşiktaş, Fener, Galatasaray favori olduğunu düşünsen sen. Bütün herkes oraya oynuyor. Bir terse döndüğü zaman rüzgar. Mesela Kasımpaşa maçı, örnek diyorum. Şu aklıma hemen o geldi. Kötülükten değil yani, değil mi? 3-3 biteceğini bugün dördümüzde konuşsak Galatasaray kazanır dersin. Tabii canım. Berabere biter çoğumuz demeyiz. Neden mesela? Selim abi. 3-0 olmuş maç. Nasıl neyi olacak abi? İmkan var mı? Oradan 3-3 diyor adam. Ne para geliyor biliyor musun? Ne para geliyor? Of of. Öyle. Mesela bu UEFA Ulusal bilseydim Ligi'nde... Bilseydim oynardım ya. UEFA Ulusal Ligi'nde mesela bence nasıl sen Rus takımını oynatmıyorsun, İsrail'de oynatmamaları gerekir. Tabii. O var mı İsrail? Abi büyük bir katliam yok mu dünyanın gözü önünde? Doğru, bizim grupta. Ha, İsrail herkese meydan okumuyor mu?
İran'a, işte Filistin'e yaptıkları. Okuyor. Şu anda mesela Birleşik Milletler'e saldıran bir şeyden bahsediyor. İsrail Fransa'ya yenilmiş. Yani niye men etmiyorsun? Olmaması lazım İsrail'in. Doğru tespit bu da. Bunca çocuğu katlettiler. Kadın, tabii, çocuk, tabii. Yaşlı, hasta, gençleri paramparça ettiler. Hain. Ben kendi evinde oynamıyor ama bence olmaması lazım. Rus takımını almıyorsan, Belarus'u almıyorsan. Onu hiç almayacaksın. İsrail'i almayacaksın. Abi onları almıyorsun işte. Rus takımı yok. Belarus yok değil mi? Belarus yok. Rusya yok. Ama İsrail var. Onu almayacaksın abi. Onu da almayacaksın. Ya burada adam, şu İsrail inanılmaz katliam yapıyor. Yine bugün Allah yarabbim ya. Hayır. Dünya kadar insan ölmüş. Çocuklar Beyrut'a ölmüş. Girmiş. Milli takımı toparlarsak beğendin. İyi yolda olduğunu düşünüyorsun. Çok iyi takım. Milli takımımız çok iyi takım. İyi takım. Her takımla kafa kafaya oynar. İyi bir santrfor gerekiyor. Var abi orada. Tamam. Var abi. Semih'imiz var abi. Semih var. Bak adam iki tane adam oynatıyor İzlanda'da. İki tane. 18-20 yaşında. Buyur abi. Bir tanesi Real Sociedad'da oynuyor. Bize gol atan çocuk. Abi forvet oynamak zordur. Hücum oynamak daha zordur. Şöyle söyleyeyim. Defans oyuncuları daha kolaydır. Neden o? Neden o? Sen de ben de çıkıp durduğumuz zaman defans yapıyorsun. Ama hücum ettiğin zaman daha zordur. Onlar çok pahalı oyuncular. Rakip kaleye her zaman forvetin sırtı dönüktür. İşte ama onun top için isteyecek ya da koşacak önüne atarsa ya, yani, ya o, şey bak, defans Vincenzo Montella da kalmayı garanti eder herhalde artık bu skorlarla. Arka arkaya gelen galibiyetlerle. Tabii. Abi şanslı adam. Bu yönetimin göndereceği konuşuluyordu. Kimse yollayamaz. Şu anda yollayamaz. Vallahi ben de bugünkü ben milli takımı çok beğendim. Bu kadar ağır sağa kötü şartlara rağmen mükemmel oynadılar. Vallahi ben olsam Montella'yı bir dakika tutmam Türkiye'de. Olmaz öyle. İşte hedefim bak böyle dediğin zaman. Evet işte diyorum abi. Bak ben de sana tamam, bir şey söyleyeyim. Buyur Selim şey abi. Bu yine usturuplu yayıyorum. Benim gibi yapma den azından. Bak. Sen özür dilerim. Adnan yine dedi ki ben bir dakika tutmam dedi. Hakaret yok bir şey yok. O direkt aldı. Şimdi milli takım sahaya çıktığı zaman. Ben olsam beş par etmez. Vasıfsız. Herkes zevk alıyor milli takımda. Alıyor. Niye alıyor? Bak alıyor diyorsun değil mi? Alıyor zaten. Niye alıyor? Top yapıyor. Evet. Adam kaçırıyor. Evet. Pozisyona giriyor. Evet. Yani ben seyretmek istediğim şeyleri tamam mı? Benim kendi milli takımda hepsini tek tek görüyorum. Herkes mutlu. Tamam. Hoca şanslı. Hoca neye şanslı? Böyle bir takıma sahibi olduğu için şanslı. Ben de diyorum. Abi dünyanın en iyi hocası dahi olsa. Bak tamam. Dünyanın en iyi hocası dahi olsa. Evet abi. Elindeki oyuncular iyi olmasın bir şey yapamaz. Bitti bu kadar. Palavra şu tarafı. Hikaye. Tamam. Baba peki Mourinho hakkında ne düşünüyorsun baba? Dur şu milli takım bitirelim. Dur bir dakika bir dakika. Mourinho iyi hoca. İyi hoca. Fener takımı kötü mü iyi mi sence? Fener takımı iyi de inşallah. Hı. Mourinho Fener takımından daha iyi olur. 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 Öyle derim. Peki o zaman Selim abi sana ben başka bir sorayım. Sor. Şimdi bu takıma. Ne istersen sor. Soruyorum. Bu takıma Mourinho'yu getirsen milli takıma diyorum. Hı. Aldık Fenerbahçe'den rica ettik Ali Koç'a. Dedi ki izin veriyorum Acun'la. Alın dedi Türk milli takımına getirin dedi. Bu oyuncu kadrosuyla Mourinho bu milli takımı bu futbolu daha iyisini oynatır mı oynatmaz mı? Oynatır tabii. Şöyle oynatır. Teşekkür ediyorum. Bu şöyle oynatır. Fikrinizden dolayı. Tabii şöyle işte oynatır. Tabii ki oynatamaz ya. Ya Mourinho diye bir teknik adam artık. Dur Selim abisin abi. Bir dakika Selim abi. Ben de söz aldım. Peki sen söyle hayatım. Söyle sor ben Selim. Mourinho'nun yani artık posası kalmış. Yani eski Mourinho değil. Bir defa bunu kabul edelim. Mourinho doğal olarak fiziki şartlarla yaşlanmış ve biraz daha o eski ateşli hırçın, hırslı rakipleri sahaya dar eden Mourinho'nun felsefesi daha maalesef değer kaybetmiş bir Mourinho var. Zaten bu da çalıştığı takımlardan belli oluyor. Mourinho normalde Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Inter gibi takımlardan sonra Tottenham ve hele hele Roma ve sonra Fenerbahçe herkes için esasında bir şaşırtan bir karar oldu. Yani Mourinho hep iddialı takımlarda oldu. O da biliyor ki Tottenham'ı İngiltere'de Premier Lig şampiyonu yapamaz. Roma'yı Juventus'un, Inter'in, Milan'ın olduğu bir yerde İtalya şampiyonu yapamaz. Fenerbahçe bana göre Mourinho'nun tekrar sıçraması anlamında gelebileceği en iyi takım.
Sen bir laf etmişsin. Mourinho burada Fenerbahçe'yi bu yıl şampiyon yapabilirse, Mourinho tekrar o küllerinden doğup yine Premier Lig'in, İspanya Liglerinin önemli takımlarının cazibe merkezi haline gelebilir. Mourinho için çok kader yolu. Eğer ya, Mourinho burada şampiyonluğu ya ilerleyecek ya batacak abi. Yani gidişatı onu gösteriyor. Aynen öyle. Ha, Jesus gibi gider Suudi Arabistan'da ekmek yer. Çok büyük para da kazanır. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'de aldığı paranın 3-4 katını hala Mourinho'ya Amerikan kulüpleri, verir, Suudi Arabistan verir. Kulüpleri verir. Abi firma çok iyi firma bir defa. Oyuncuların karşısına böyle bir firmayla çıktığın zaman oyuncu bir defa durur. Oyuncu ne yapacağını, ne ettireceğini şöyle bir etüt eder. Tamam mı? Tabii ki bir adam çok iyi bir hoca. Hiç kimse bunun kötü hoca diye söyleyemez. Ama ama şu var. Öyle bir santifor aldı ki Fenerbahçe takımına, herkes şoke oldu. O da şoke oldu belki. O da şoke oldu. Abi Fenerbahçe gibi takıma aldığın santiforun dünyada 3 tane 5 taneden bir tanesi olması lazım. Çünkü Fener takımı iyi takım, büyük takım ve çok parası olan bir takım. Bu adama ne istediğini yapıyorlar. Bak ne istediyse oldu kulüpte. Ne derse bu oyuncu peki efendim. Bu peki efendim. Bu peki efendim. Her dediği oluyor. Ama hani Fenerbahçe takımı Galatasaray'ı 3-1 yenilmez kendi sahasında. Ona göre oynayacaksın. Hakem o penaltıyı vermez. Aybe yani vermezse de tarihi fark olurdu. Ben bak ne diyorum. Tarihi fark olurdu o gün. Bir şey söylüyorum sana. İyi oynadı Galatasaray. Çok bizden çok iyi oynadığı için aldı maçı. Tamam. Onu demiyorum. Sen eğer Mourinho'ysan, tamam mı? Onları öyle oynatmamak için ne tedbir alacaksın? Sen onlardan daha iyi oynamak için ne yapacaksın? Bunu bana anlatman lazım. Rize maçında hep şunu diyordu. Maçtan önce falan. Fred. Orada oynadı. Fred oynadı. 3 tane gol attı değil mi öyle? Hı. Fred de Fred. Şimdi Fred nerede şimdi? Ama bak bir şey söyleyeceğim sana. Nerede? Haklısın da bir şey söylemek istiyorum o zaman. Bak söyle şimdi abi. Fred söyle abi. Asla kötü oyuncu değil. Kötü değil. İyi oyuncu tamam evet, mı? İyi oyuncu şimdi, evet. Peki sen ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle abi. Ondan daha önemli bir şey. Hani söyle. Bir oyuncu var bizde çok iyi çok iyi oynuyor idi. Herkes hücum ediyor şey. Ne o? Szymański mi? Szymański. Tamam mı? Benim anlayışıma göre. Tamam mı? Hoca. Mourinho. Bu adamın. Szymański'nin futboluna ipotek koydu. Nasıl ipotek koydu? Sana söyleyeyim. Sen benim sistemimde böyle oynayacaksın dedi. Ben seni hep oynatacağım dedi. O adam o sistemde oynadığı zaman bir defa hiç mutlu değil. Hiç. İstediği gibi top alamıyor, istediği gibi şut atamıyor, hücuma katılmıyor. Yani oynayamıyor. Ona diyor ki orada orta sahada sen onlara basacaksın. Oradan öteye geçmeyeceksin. Ben seni böyle kullanacağım. Bu büyük hocalar olduğu zaman bazen bir oyuncuları, iki oyuncuyu oyundan men ediyor. Doğru mu arkadaşım? Doğru. Bu adam da sahaya çıktığı zaman hocayı üzmeyeyim diye, tamam mı? Onun dediği gibi oynayayım, oynamak istiyor. Oynamaya çalışıyor. Evet. Oynamaya çalışıyor fakat çok mutsuz oluyor. Mutsuz, evet. Çünkü adam sahaya çıktı mı top oynamak ister. Yani cevap almak ister seyirciler. İki çalım attı mı uuu desin seyirci. O adam üçüncü çalım atsın. Zaten o ceza alanına yakın yerlerden falan attığı güzel goller var. Vardı ama yok bu sene yok. Bu sene yok evet. Ya onu diyorum ben sana. Ya bu tabii Selim abi güzel. Çok büyük bir ismi var. Doğru söylüyorsun. Öyle götürüyor. Selim abi şimdi şunu ben düşünüyorum. Mesela İsmail Hoca, İsmail Kartal. Serhat da geçen sene çok eleştirdi. Ama sonra da hakkını verdi. Verdi dedik, tabii. Verdi sonrasında. Abi, yok, ama çok eleştirdi. Şimdi yani mesela hamle yapıyorsun. Mourinho'yu getirdin. Güzel. Sana reklam. Kimse bir şey diyemez. Büyük isim. Kimse bir şey demiyor. Hiç. Ama şunu şöyle düşünüyorum ben. Mourinho'yu getirdin ama bu takımda
İsmail Kartal'la gelen, devam eden bu takımda hani ne gibi bir değişiklik oldu? Abi bak bir şey söyleyeceğim. Bekleyeceğiz ya da o zaman. Şunu söyleyeyim. Hemen, doğru mu? Hemen olmuyor Adnan yani. İşte, bu şey, hayır bir şey demiyorum. Sistemler sonra, hemen bir anda tamam. Farklı bir sisteme geçilmiyor. Ama bir şey söylemek istiyorum. Zaten ama, sana diyorum yani çok formda olmayan bir Jose Mourinho var. Sana bir soru soracağım o zaman. Güzel laf ettin. Ben İsmail sana, yine dur. Yani Türkiye'de bakalım istatistik peki, olarak yabancı hocaların mı daha büyük başarısı var? Yerlerim var. Tabii ki. Tamam. Kim efsane? Fatih Terim. Kim efsane? Mustafa Denizli. Şenol Güneş, hepsi. Şenol Hoca. Yani yabancılarda Okan, kaç tane işte Zico olmuş, Doğum olmuş. Lucescu bence. Derval bir miladın başlangıcına imza atmış. Lucescu olmuş. Evet. Onların takımlarına bakalım. Hepsi çok iyi takımdı. Onları saygın hocalarına bak. Burada şimdi Lucescu yani istisna. Lucescu hem Beşiktaş'ta oldu hem Galatasaray'da şampiyon oldu. Ve bana göre kötü kadrolarla oldu. Şimdi ben de şunu Lucescu'yu farklı bir yere koyuyorum. Tamam ama bakın Okan Hoca. Burada en büyük eleştiri ben yapmışımdır Okan Hoca'ya. Doğru mu Gökmen abi? Galatasaray'a geldiği zaman Galatasaray takımı 13. İlk sene. 14. Ve ondan sonra Okan Hoca ilk 14 maç. Kötü gitti, gönderilecekti falan filan. Fatih Hoca gene gündemdeydi. Aldı takımı, zıplattı, götürdü. Ama bir şey. Uçurdu yani. Tamam. Şimdi Mourinho'dan şunu sor. Hayır bunun üstüne devam et Selim abi. Sen devam et. Şimdi Mourinho'dan da ben bir futbol sever olarak her şeyden önce bunu zaten bekliyorum. Ha ne zaman olur bu? Ben onu bilemem. Ama ben eğer Mourinho'yu aldıysam Fenerbahçe'ye, hocaların hocası değil mi? Bugün Şampiyonlar Ligi saymayalım. Ayıp olur zaten. Ne yaptı? Yok canım. Saymayalım. Hepimiz diyorduk. Gelse buraya herif tabii, diyorduk. Tabii. Bu kadar seyirci toplar tamam, diyorduk. Şey bilmem ne olur ama, diyor. Adam iyi hoca. Şimdi. Söyle sen. Söyle. Abi bitiriyorum Selim abi. Çok affedersin. Şimdi estağfurullah abim sen bizim büyüğümüzsün. Söyle. Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Yani buradan sonra Mourinho'nun 7 haftası var. Devre arasına kadar. Kaç maç var? Fenerbahçe 7 maç yaptı. Heh. Daha fazla maçı var canım. Şimdi yani, devre arası diyelim. Mesela bence o kadar da gitme. Samsun deplasmanına gidecek Fenerbahçe önümüzdeki pazar günü. Tamam. Samsun ligin ikincisi maç fazlasıyla. Tamam. Ardından hemen 4 gün sonra United'da içeride oynuyor Manchester United'da. Yani bu iki maç bile esasında Mourinho'nun geleceğiyle ilgili önemli bir bilgi verecek. Şimdi Samsun'a yara aldın. United'ı yenemezsen kulüp tekrar karışır. Artık o zaman Acun konuşsa da bir şey olmaz. Yani orada tabii taraftar zaten yani, Fenerbahçe 10 yıldır bekliyor taraftar. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda beslendiği taraf hep Galatasaray kanadı oluyor. İşte Okan'a sallıyorlar, yönetime sallıyorlar. Doğru. Hep Galatasaray zaaflarından şu anda gündemi değiştirmeye çalışıyor Fenerbahçe. Ama şimdi sular duruldu biraz. Duruldu. Değil durmak mi? Zorunda zaten yani, artık. Bak. Yorulduk çünkü. Herkesin bu taşın altına elini koyması tabii, lazım. Doğru söz. Bu kavgayla, gürültüyle bu ligler gitmez. İnsanlar yoruldu. Sen yorulmadın mı? Selim abi ya, de yoruldu. Sürekli hakeme yazsa rakibe yazsa olmaz. Senelerdir futbolun içindeyim. Mourinho sahanın kenarında canavar gibi bir hocaydı abi. Burada var ya çok mu doldurdular, ne yaptılar yani? Nasıl geçmiş dönemde son 2 senedir 3 senedir Ali Koç geldi, Acun Ilıcalı aynı yorumları kendi de düşünüyor ki o da böyle light bir hoca olmuş ya. Yahut da buraya geldikten tam sonra ne bekliyordun ki sen yani? Yok ben daha kenarda böyle çıldır çıkıcı oyna koç şu abi artık yapma. Onlar prim yapmıyor o işler. O işler Fatih Terim döneminde kalmıştı. Bitti artık. Yani, hocam ya bu Roma'da mı diyor? Ben bütün maçları seyrediyordum. Gökmen abi artık iş fiziksele döndü. İş fiziksele döndü. Sen fitness olarak iyiysen, fiziksel olarak dayanıklılığın iyiyse baş edebiliyorsun. Motivasyon bu yaparsın, parçalarsın, kopartırsın lafları artık işlemiyor çok fazla. Çünkü önemli olan dünyada sporun geldiği nokta güce dayalı bir spor var artık. Tabii zaten güçsüz adam oynayamaz. Yani eskiden teknik öndeyken tabii. İşte atıyorum mesela adam eksilten oyuncu varken şu anda artık herkes 3. bölgede savunmayı başlatıyor. Ve doğal olarak güç önemli artık oldu. Herhalde güç. Şimdi yani motivasyon. İstediğin kadar tekniğin olsun abi. Gücün olmadığı sürece hiçbir şey yapamıyorsun biraz ki. Biraz daha arka planlarda kalmaya başladı. Burada fiziksel gücü iyi olan ayakta kalıyor. Çok koşan takımlar Kopenhag gibi,
Sparta Prag gibi takımlar da büyük takımlara kafa tutabiliyor. Tabii oynatmıyor. 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 Jose Mourinho'nun bugüne kadarki felsefesi de zaten sık paslaşma ama rakibe nefes aldırmayacak açılar yaratmak. Yani her yerde baskı, rakibe nefes aldırmıyordu. Bireze dayalı bir futbol. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin o anlamda çok fiziksel gücünün iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu Galatasaray maçında da çok ortaya çıktı. Fenerbahçe 3-1 mağlup olduktan sonra ben dedim ki bundan sonra Fener'in 5-6 maç kazanması lazım arka arkaya. Dedim ki o fark kapanması lazım. Eğer söylediğin gibi senin Samsun maçı da çok önemli. Öbür maç da önemli. Bak Fener takımı 4-5 maç daha alsın maçları. Orada Galatasaray puan kaybetsin. Lig çok daha güzel bir şekle gelecek. Anladın mı? Şimdi, doğru. Katılıyorum sana. Şöyle söyleyeyim. Korkuyor Fenerbahçe. Niye korkuyor? Bu arada bir puan kaybederse yine açılacak diye. Anladın mı? Yani bu işte... Samsun Fener maçı. Fenerbahçe'nin en büyük şeyi Mourinho'nun da Ali Koç'un da futbolcuların da düşüncesi ne biliyor musun abi? Taraftarın yani kötü gidersek taraftarın isyan etmesi. En büyük korku başladı zaten ufak ufak. Yok o yok da bak, ne var? Sosyal biliyorum. Medyada falan ben görüyorum. Yani abi sosyal hani artık medya. Fenerbahçe'nin bahanesi kalmadı. Hah. Hani olayı. En iyi hocayı getirdi. Olayı bak, hani en iyi adamları aldı. Galatasaray yıkarak. Taraftar da artık buna inanmıyor yani. Sürekli Galatasaray'ın hedefinde olması bazı yöneticilerin artık kabak tadı verdi. Doğru. Artık, ama onu biraz Galatasaray tutuyor havayı öyle. Yani Galatasaray takımı... Ya esas ikisinde birbirinden çok farkı yok yani. Yok ama şöyle söyleyeyim. Galatasaray Mali Kongre çıkıyorlar Fenerbahçe için neler söylüyor. Yakışmaz ki. Ama sevgili abicim. Hiç konuşma. Acun Ulucalı'nın bütün kanalları dolaşım. Yani o kadar ki ya Fenerbahçe'ye yazık ya. Ben Fenerbahçe adına üzülüyorum ya. Böyle yöneticiler... Yapma bak. Ya ne yapma abi? O da şimdi Acun çok kulübünü temsil ediyor. Ya bırak abi ya. Bırak. Konuşmak durumunda. Bana Acun'u korumak falan methetmeyin abi. Abi çok abi. İyi bir insan. Çok akıllı bir çocuk. Yani Allah var yani. Yaptıklarına bak abi. Şuradan gelmiş herif neler ara çıkmış. Bu bir defa herkes tarafından takdir verilmesi lazım bir şey. Şimdi Selim abi bu Acun'la ilgili demişken sen bir tane bant istedin Savaş'tan. İstiyor musun onu Ahmet Çakar'la ilgili? Yok istemiyorum ya bırak. Ne bant istedi? Yok dedi ki Ahmet Hoca'nın... Ya, Ahmet zaten öyle abi. Ahmet şey gibi ya kemiksiz bir karakter yapısı var. Ya öyle demeyelim bizim. Ya demeyelim. Kemiksiz bir karakter. Ben hangi abi, Ahmet ya? Beyaz Ahmet Çakar'la TV'de, ilgili. Beyaz TV'de ben onun yüzünden ayrıldım abi oradan. Neyse. Ya abi ayrılabilirsin. Doktorsun. İnsanları iyileştireceğini hasta ediyorsun dedim. Ne ya seyredelim nedir ya ne olacak ne yani? Neyse ya, ben söylüyorum abi ya ben. Bank göndermiş bunu lütfen girin dedi. Şu Ahmet Hoca'nın önce Acun'u eleştiriyor sonra da Acun onun yanındayken. Fırıldak işte. Acun'la ilgili güzel sözleri ve Galatasaray'a sataşması var. Bir verelim bakalım orada. Başarı futbol adamı değil. Bu adam Galatasaray hocacısı. Acun Ulucalı Survivor'cı kardeşim. Adacı. Ada. Ayrıca da güzel meslek. Kendi adamın ekmeğini kazandığı parayı nasıl aşağılar diye aşağı konuşursun. Survivor'cı. O Survivor'cı değil ki. Survivor programını yapan, daha önce kutuları yapan Metin Öztürk gençken o kutulardan bana da para çıkar mı diye yalanan belki de bir adamdı. Yani Ahmet Hoca kendine münhasır bir adam biliyorsunuz. Ahmet Hoca duygusal bir adam. Bazen kırıyor, hemen reklam arasında arıyor, özür diliyor. Bilen, sevgili kardeşim, bu adam doktor değil mi? İnsanları iyileştireceğini hasta ediyor ya. Hasta ediyor ya. Olacak şey değil yani. Sen bu kadar senedir, yorumcusun. 24 saat geçmeden önce Acun'u eleştiriyor, sonra Acun yanına geldiği zaman da Galatasaray'ı giydiriyor diyor. Olacak şey değil burada ya. Burada sosyal medyada olacak şey, şey değil bak ya. Bak şimdi Gökmen abi şöyle bir konu var. Ben şuna girmek istiyorum. Şimdi bizde insanlarımız değişik. Gökmen abi şöyle ben isim konuşmayacağım burada. Şimdi bu program yani diğer program bu programa Sayın Ali Koç da konuk oldu. Şimdi demek ki bu ülkede kim patavatsız, kim saldırıyor, kim milyonlarca insanın kalbini kırıyor, kim hakaret ediyor,
Kim küstahça? Ben buna bakıyorum. Ben buradan geliyorum. Kim küstahça bakıyor? İşte kim nefret, kim kusuyor? Demek ki prim yapıyor. Ya prim yapıyor yani. Ben burada isim konuşmuyorum. Kimse burada yani Ahmet, Mehmet, Hüseyin konuşmuyorum. Aklı selim, güzel, mantıklı programlara gelmiyorlar, çıkmıyorlar. Ben olayım Ali Koç, ben olayım Acun Ilıcalı, o programa gitmem. Çünkü onlar Fenerbahçe'ye zamanında çok zulüm ettiler. Bana zulüm edene ben ayağına gitmem. Ben genel konuşuyorum. Ben eğer bir Ali Koç olayım, bütün Türkiye'deki şeyleri top, gücüm var abi, doğru mu? Fenerbahçe'yim ben. Bütün medyayı toplarım, güzel bir sohbet yaparım. Ben Acun Ilıcalı olayım, Fenerbahçe'nin as başkanıyım. İkinci adamım şu anda, değil mi? As başkan. Bütün medyayı toplarım, konuşma yaparım. Ama buradaki arkadaşlar ve daha birçok medyanın içindeki arkadaşlar Fenerbahçe'ye büyük zarar verdiler. Ya ben buradan bakıyorum. Yani ben o programa gitmem abi, kusura bakma. Benim ayağım var ya bak, iki ayağıma ne bileyim ya, iki ayağımı bağla, sürün de gitmem ben oraya abi. Tabii, ben çıkmam ya, bu tercih. Ama neden böyle işte, neden? Yani sana bu kadar kötülük yapmış, senin camianı ezmiş, senin camiana hakaret etmiş, sana da hakaret etmiş, sen onun ayağına gidiyorsun. Ben buradan bakarım bu işe. Onlar televizyoncu, doğru mu Serhat? Sen yıllarca bu işi yaptı. Kimler çıktı bize? Dünya çıkmayan mı kaldı senin programlarına, Telegol'e? Ama sen şimdi oraya gidip bunları konuşursan demek ki abi onların suçu ne ki? Sen gidiyorsun. Değil mi? Ben ona kız yanlış söyledim. Şunu getirdim. Hayır, yanlış doğru söylüyorsun. Sen gitme. Şu gazetede Torreira gol attıktan sonra yumruk falan yapıyor. Beyefendinin yaptığına bak ya. Çünkü gazetenin reklamını yapma ya. Yok söylesen abi, ne ya. Gazetenin reklamı ya. Kapatırım ya. Şuraya baksana abi. Torreira'nın yumrukları Türk futbolundan kalktı diyor. Al. Al abi. Şu yumruklara bak. Olacak şey değil ya. Olacak ya, şey değil Acun'la ya. Acun'la bizim bir meslektaşımız. Tabii. Sonuçta ya. Muhabirlikten gelmiş. Tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş. Bir arkadaşımız. Çok konuşuyor diye eleştiriliyor. Ben de davet etmiştim. Zaten başka yönetime seçilmeden sana bağlamadım abi. Yapma bağlandı. Gözünü seveyim Serhat. Ya ilerleyen zamanda yine gelir. İki kere bağlandı sana. O da meslektaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor ve ya, tamam, Fenerbahçe'nin haklarını korumaya çalışıyor. Ama bazen tabii ki olayı sürekli işte Galatasaray böyle oluyor, Fener'e böyle oluyor deyip olayı Galatasaray-Fenerbahçe kavgasına dökerlerse bundan hiç kimsenin bir fayda sağlama şansı yok. Yok yok. Ya bu herkes ya bir şeyler üretmek zorunda. Ya gelir getirici şeyler üretilmesi lazım. Binlerce taraftarı var ikisinin ya. Bu kavganın kaosu bitmesi lazım. İki kulübünde binlerce taraftarları var abi. Birbirlerine düşman edip yani bir felakete mi sebep olmak istiyorlar? Nedir, ben anlamıyorum ki. Allah aşkına. Rekabet her zaman için olur. Olması da. Abi nasıl lazım. Bir rekabet bu? Terbiyesizlik tamam, ya. Tamam yani. Okan'ı dinliyorum ya. Mesela. Dünyanın en kibar insanı ama sağ içinde adam bir canavar çıkıyor içinden onda. Ne diyor hakeme, görmedin mi? Tehdit ediyoruz. Et yani, dediğini söylüyor kendisi. Ya tamam ha. Ya onu yapıyor. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi Okan'ı çok iyi tanısın. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada Okan'da başka bir ruh hali var. Değişik bir adam yani. Bak dışarıda ne diyor? Dışarıda melek gibi diyor. İçeri giriyor şey. Şimdi bak. Galatasaray gibi sorumlu. Ama şimdi iki yıl boyunca adam tamam bir şey demiyor. Fatih Terim gelecek mi gelmeyecek mi diye bir sıkıntılı bir süreç yaşamış. Hala bugün takım iki tane beraberlik alsa, biraz tökezlese, ayağı biraz çukura girse hemen Fatih Terim sesleri yükseliyor. Bu arada Fatih Terim'le ilgili de dün bir bant girecektik. Onu hazır mı? Onu da bir arkadaşlar hazırlasın. Vedayı da esasında Fatih Hoca'nın İzmir zirvesindeki o sözleriyle yaparız. Tamam. Okan Hoca'da böyle bir sıkıntı yaşandı. Rahat değil. Kafası rahat değil. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nu gitmesini istedi. Ben olsam Kerem Aktürkoğlu'nu onun yanında tutardım. Hakim Ziyech'i hala koruyor. Ziyech ortalarda yok, haftalardır. Adam ne sakatlığı yaşadı. Bu konularda da çok bilgi eksikliği var Galatasaray Kulübü'nde. Var. Şimdi Osimhen var. Icardi var. Yarın öbür gün bu ikili arasında problem olur mu? Galatasaray şimdi ikili mi oynayacak? Tek santraforlu mu çıkacak? Yedek kulübesine kalan adam ne gibi sıkıntılar yaratır? Yani Okan'ın kafası şu anda çok berrak değil. Kafasında büyük sıkıntılar var. Doğru. Çünkü zaten elinde malzeme çok. Ha. Ama bu malzemeyi doğru kullanmak önemli. Tabii.
Şimdi Osimhen'i sen kestiğinde Osimhen diyecek tam ben devre arası gidiyorum diyecek. Icardi kesinde hop Okan Hoca ne oluyor ya? Tabii. Biz seninle 2 yıl bu takımı şampiyon yaptık şimdi ben kötü adam mı oldum diyecek. Bu yıldızları yönetmek kolay iş değil. Kolay olur mu en zor Fatih şey. Terim bile bunu başaramadı çoğu zaman. Tabii en zor iş. En zor bak iş. Ne diyorum ben sana elinde iyi adamlar oldukça şans. Ama bunları idare etmek dünyanın en zor işi. Herkes oynamak ister. Oynamayan adam mutsuzdur. Oynamayan adam oynayanı kıskanır. Hadi bana çıksın. Ve kulübeyi karıştırır. Takımı karıştırır. Ya yanına en büyük dedikodu kulübede oluyor çünkü. Ortak arar yanına. Ortak. Der ki bak görüyor musun der. Ben sana söyledim başında söyledim arkadaşlar. Bu adam adam değil. Bu adam bizi hiç konmuyor de. Biz bilmem nesinde değiliz bunun der. Bitti. Dedikoduyla çoğaltır her şeyi. Tabii ya biz antrenman yapmıyoruz. Terlemeden eve gidiyoruz. Abi, duş bak, almamıza bile gerek yok derler. Aynen doğru. Bak, öyle. Aynen aynen. Doğru bak, söylüyorsun. Bak. Bişir Kerem gibi adamı yolluyorsun değil mi? Yollattılar Kerem'i ona. Yollattılar. Anladın mı? Çok iyi oynuyor adam. Atıyor. Hırslı adam. Ya Allah'a var yani. Çok iyi oynuyordu i̇yi arkadaş oynuyor, adam. İyi yani. Kanat oynuyor. Onun için ya zor bu kadar adamı idare etmek. Çok zor. Ama şanslı adam hoca. Bak sana söyleyeyim. Okan bugüne kadar Galatasaray takımının en iyi kadrosuna sahip. Hiç kim ne derse desin. Öyle. 3 tane santrforum olacak. 3 tane santrforum olacak. Orta sahan bu kadar top olsun. Yapacak. Onlara top taşıyacak. Hani sen ne? Her mevkinin 2 tane adam var şu bir anda. 2 tane ve hangisini oynatmakta karar veremeyen bir hale geldi. Evet şu anda baş şahidim. 2 tane değil ki 3 tane santrforum var. 3 tane var mesela. Orta saha dönüyorsun o ondan iyi o ondan iyi kardeşim. Ama ki adamın da yaptığı işler var Okan Hoca'nın. Ben mesela yok. Yunus'u forma sokması önemli bir teknik adam başarısı. Tamam. Haklısın var teknik adam başarısı. Abi senin böyle kadron varsa zaten şanslısın. Niye şanslı? Jose Mourinho da şanslı o zaman. O da şanslı ama. Van Brokhoff şanslı değil mi abi? Bak, o da şanslı. O değil. O şansını olmasına çalışıyor. Van Brokhoff dediğin adam bak. 10 tane oyuncu aldı Selim abi. Beşiktaş takımını. Yeterli değil ama. Ya diyorum. He. Beşiktaş takımını. Çukurdan aldı. Kim ne derse desin. 6-7 tane. Hasan Arat çukurdan aldı. Başka mı yönetim başka çukurdan aldı. Aldı çukurdan ama Hüseyin Bey gibi bir ikinci başkanı önemli işlere imza attı. Rafa Silva'yı getirmek, Paulista'yı getirmek, Immobile'yi getirmek onları önemli bir onları kim söyledi marife. Benden daha önemli. Onları kim söylediyse o isimleri söyleyenlerin ben öperim elini. Ama hala yeterli değil. Hala bu iki takımın gerisinde. Gerisinde. Kabul onlar edelim. Onlar da onun farkında. Onlar da onun farkında. Beşiktaş gerisinde. Çünkü neden onlar da farkında anladın mı? Bak Beşiktaş takımı ligin ortasına kadar bir puan önde, bir puan arkada Chase götürsün çok büyük transferlere imza atar. Devre arası. Ama yerli oyuncu mutsuz Beşiktaş'ta. Hı? Mesela Semih mutsuz. Abi mutsuz. Salih mutsuz. O da mutsuz oldu. Ama işte bence yönetim kulağını çekti. Bak görürsün bundan sonra Semih'in süresi o artacak. Abi bunları kazanmak lazım. Abi çok iyi yaptı Beşiktaş takımı. Lazım. Bu işi söndürdü ya korkma. Bu iş çok tehlikeli bir işti. Öyle şaka değil bu iş. Abi hocanın da bunlarla ilgilenmesi lazım. İlgilenmesi lazım. Yani, böyle konuşmaması lazım. Heh. Hocanın önce, yani hocanın Semih'le Mustafa'yla. Sen hocalığını yap. Kim iyiyse onu oynat. Tamam seni biz peki seviyoruz. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Senin abin de şey neydi ismi? Diye. Feyyaz Hoca. Peki yani ne iş yapıyorlar onlar orada? Onlar o transferleri yaptırdı o takıma. Ya tamam da abi. Onlar o zaman, buldu. O zaman, 3 tane adam var ya çok iyi adamı. Abi, onlar buldu. O zaman neden o diğer santrafor çocuğu şey oynattırtmıyorlar? Abi ya bu, bir dakika. Ya sen hocayı hukukta gidin. Mı getirdin abi oraya? Ne? Hukukta mı getirdin oraya? Orada bir takım ya hocası var. Ya insan gidip de öyle tehdit ederek değil. Anladın mı? Bu çocuğu da al oynat. Görmüyor mu adam? Şey. Adam performansını Semih'in antrenmanlarda süre aldığı maçlarda görmüyor mu? Yani burada sadece bir dost meclisinde konuşmalar olabilir. Ya bu Semih de iyi, bu Türkiye'nin geleceği. Ya bir şeklini bulurlar abi. Gidip de hani bir tehdit ederek falan değil ama de bir şeklini da bulup o çocuğun girmesini sağlasınlar abi. İşte bak, burada menajerler devreye giriyor Gökmen abi. Burada menajerler devreye giriyor.
O Muçi'nin menajeri belli ki iyi bir menajer. O fazla süre alıyor. Ama şu anda Muçi de bence o şansını tepti. Taraftarından da tepki var. Doğal olarak ben Semih'in Konya maçında ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Bak Beşiktaş Konya'da yenemez. Galatasaray mağlup olur. Sonra da Lyon deplasmanı kötü geçerse Van Bronckhorst falan kalmaz. Net bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın ben futbolculardan... en kritik 3 maçı bu 3 maç. Beşiktaş buradan bir galibiyet, 2 beraberlik peki. 2 galibiyet, 1 beraberlik çok iyi. Ama olur ya 3 mağlubiyet ya. Şöyle diyeyim. 2 mağlubiyet Galatasaray ve Lyon'a yenilip Konya'yı yenemezse orada Van Bronckhorst'u zor tutarlar. Van Bronckhorst İstanbul'daki maçlarda mağlup olmazsa diyorum, iki maç Konya ve Galatasaray maçlarında mağlup olmazsa bu Galatasaray deplasmanına gidecekler. Ya diyorum Galatasaray ve Konya tamam. İçi konuşuyorum. Konya içeride evet. Heh. Bu maçlarda mağlup olmazsa yani 3 puan 4 puan toplarsa Beşiktaş takım bu işi yırtar. Doğru, katılıyorum şu sana. Şeyde arada. Yürür tabii. Abi ben sana bir söyleyeyim. Bak. Oradaki Lyon maçını tamam abi. Ama seyircinin de Hollandalı'ya bakış açısı böyle o Galatasaray maçından sonraki şimdi, gibi değil. Tamam ha. Haklısın. Biraz rüzgar tersine döndü yani. Abi şundan dönüyor. Şundan limana dönüyor. Yanaştırabilir mi bu gemiyi bu fırtınada? Emin değil Beşiktaş'ta. Bakacak ona. Ona bakacak. Selim abi şimdi. Fırtına büyüdü. Şimdi hoca. Kış geldi hoca, abi. Benim hocada gözlemlediğim şu. Bir Galatasaray maçını aldı. 5-0 doğru mu? Süper Kupa. Ondan sonra Beşiktaş başka bir Beşiktaş olmaya başladı. Herkesin yani, istediği bir Beşiktaş oldu. İstanbul'daki maça çıktığı zaman hayır. Hücum oynayan yani Galatasaray önde maçında. Basan. Ha, Galatasaray maçını diyorum. Ondan sonraki maçlar da İstanbul'daki maçlar. Abi ondan sonra Trabzon maçıyla birlikte 2 Avrupa Kupası maçı doğru mu? Beşiktaş'ın oyun dengesi, oyun disiplini, oyuncu seçimi hocanın yüzünden düştü. Şimdi hoca Eyüp maçında zor kazandı. Zor kazandı. Eyüp maçında Semih aldı o maçı da. Eyüp takım bak kimlere yenecek. Bak bir laf ediyorum bak sana. Oğlum söylüyorsun onu sen biliyorum. Bak, abi, Eyüp takımı şimdi, çok iyi takım. O Arda var ya Arda. Şey demiyorum senin abi. O Arda çok iyi hoca ama oldu. Ama abi bak Beşiktaş takım mesela bir Trabzon maçı hocaya bakıyorum bir Avrupa maçları. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Ben hocayı şöyle bakarım hocaya. Ajax maçıyla oynuyorsun değil mi? Hepimiz cevap verelim buna. Evet. Santroforunuz 3 tane isim sayacağım. Bana bir tane söyleyin. Teknik direktörsünüz Beşiktaş'ın. Böyle bir maça çıkıyorsunuz. Mustafa Ekimoğlu. Semih. Doğru mu? İmobile. 3 tane oyuncunuz var. Birinci tercihiniz kim olur? İmobile. Benim de Senin İmobile. Serhat kim olur mesela birinci tercih? Benim de İmobile. Olur. Şu anda olur. Olur. İkinci tercihiniz? Semih olur. Semih. Üçüncü tercihiniz? Mustafa olur. Durdum. Birinci tercihiniz Mustafa olursa bu maç ne olur? O bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Işte bak sana. Şimdi. Ama bak. Hayır Selim abi. Ben şimdi böyle bakıyorum. Şimdi Mustafa'yı oynattı. Mustafa'yı ne yaptık şimdi biz? Kazanacağımız 17 yaşında bir çocuğu. O maçta oynatmak ne demek abi? Oynamaz. Mesela Salih. Ne güzel dün soru sordun değil mi sen Salih? Bu Salih bu takımda da oynar. Oynadıktan sonra bu çocuk milli takımda da oynar. Tamam bunlara katılıyorum. Ama ben diyorum ki bak, bunu hoca yapacak abi. Şöyle söyleyeyim. Bunları yönetecek adam hoca. Teknik direktördür. Evet o karar verecek. O kararı verecek. Yapacak bir takım yapacak. Diyecek ki bu buranın adamı. Bu buranın. Ondan sonra alınan puanlar eğer herkes tarafından iyi puan topladık daha iyi olacağız dediğin, takdir ediliyorsa yani. Dediğin noktadan sonra bu adamı atalım. Bu adam bulamıyor. Yok abi. Bu başka bir... Ya ben atmayı yanlış konuşmuyorum. Ha. Hayır ben şunu diyorum. Şu anda sahip çıkacak. Abi tabii. Yürüyecek abi, takım maçları oynuyor. Abi ya. Herhalde. En önemli şey. Abi zaten göndermek çözüm değil. Değil abi. Kazanmak çözüm. Ha. Ama şimdi bir yerde de kazanamazsan futbolcuya gönderecek hali yok ya. Teknik direktörü gönderirsin. Biz seninle beraberim o zaman. Bütün takım değişemeyeceğine göre. Biz de diyoruz ki teknik direktör de yani orada bu konularla ilgili istişaresini üst seviyede yapmalı. Sen benim bu lafımı unutma. Buyur abi. Bir kulüpten
bir kulüpten, herhangi bir kulüpten, yani şöyle söyleyeyim, büyük kulüplerde eğer atılmak, kovulmak istiyorsan o zaman teknik direktör. Öyle bir yer abi orası. Bu işin doğasında var abi. Haksız mıyım abi? %100 haklısın. Yani oraya gel, er geç kovulursun. Adnan Beşiktaş şampiyon olabilir mi? Beşiktaş, ne ihtimal veriyorsun? Şöyle. Çok büyük ihtimal veriyorum ama Beşiktaş'ın büyük hataları var. Dönmek zorunda. Neye dönmek zorunda? Bu hatalardan. Söyle biraz o zaman. Birincisi hoca. Hocanın oyuncu seçimini ben beğenmiyorum. Hocanın kadro seçiminde büyük formsuzluk var. Oyuncuların, yani hocanın gözünde 13 tane oyuncu var. Diğerleri yok. Onlarla netice aldığı için var ama bu. Ama bir dakika. Diğerlerine şans maraton vermiyor diyor Adnan. Ama vermiyor. Maraton uzun. Ama, maraton tamam. Uzun abi. Adam al diyecek. Adam bunlar iyi mi? Aldı, o aldırdı geri kalanları. Bak, bir Selim hoca, abi. Bir hoca oynayanları her zaman tutar. Onlarla oynuyor. Kaybeder o zaman. Bir dakika. Eğer oynayanlardan daha iyi oyuncu var ise, var. Oynatmıyor ise oynatmıyor. O zaman sorgulanır. Semih var. Bir tek ona örnek verebiliyoruz. He? Semih'i. Abi daha Salih de var. Şinal Musatin sakattı. Salih de var. Salih orada süre alabilir artık. Sana bir söyleyeceğim. Ben Muçi'nin yerine de Semih'i solda oynatacağını düşünüyorum. Aferin. Yani Muçi orada oynayacağına. Bize Muçi de orada oynamaz. O Muçi de orada oynamaz. O en aldıktan son Portekiz John Mario mu? O var. En zor o nerede yer oynar ben onu da bilemiyorum. Bak sola çık var bak, ya en zor yer. Abi Endor işte. Bir şey söyleyeceğim. Endor diye bir oyuncu geldi Fransa'dan. O ne? Şendor. Şendor bak Şendor. İşte Endor Şendor. Abi isimler öyle kötü oldu ki Mustafa, Ahmet, Mehmet. Endor yazıyor Mustafa zaten Kemal. Doğru söyledin. Eskiden bunları sayıyor. Ben bakıyorum dediğim spikerler Şendor diyor. Evet. Neymiş öndeki bir harf varmış o şey harfine dönüyormuş. Şimdi ben sadece Ali Metin. Yalandan kim ölmüş? Şimdi bak Ali Metin Feyyaz, Rıza, Şifa Mehmet, Kale'de işte Gökhan. İşte Samet Ulvi, Kadir, sayayım mı? Mehmet Ekşi, ama Ömer. Hayır anladım. Özledik mi abi? Ama özledik tamam. Mi abi? Ama bitti bu ne abi. Bu kadar yabancı? Tamam ama abi artık öyle. Olmasın. Mecbur değil. Olmasın ama. Bu kulüplerde başka işler var demek abi. Varsa adamın olmaz. Yok var adamın abi elinde. Abi vallahi de öyle deme. Ya. Abi ben bir şey söyleyeyim. Bu Galatasaray takımında, bu Fener takımında mücadele edecek bir takım yapmak Arda lazım. Güler nereden geldi abi ya? Fenerbahçe'den gitti Real Madrid'e. Yalnız İngiltere de aynı sıkıntıları yaşıyor. Her yeri yabancılarla, Brezilyalarla, Portekizlerle doldurdular. Doğru. Bakma Avrupa Şampiyonası'nda falan filan oynadı ama çok rezil bir futbolla geldi oraya kadar. Onlar hep yabancı var. Yunanistan işte 3 gün önce Wembley'de doğru bilezik gibi yaptı. Abi ben benim adamımı istiyorum. Eğer benim Beşiktaş'ta bir Semih'im geçen bu sezon başı 25 milyon pound'a Tottenham'a gidecekken gitmemişse, doğru mu? Çocuk Beşiktaşlıyım diye 5 yıl imza atmışsa bu çocuğa ben formayı veririm, 9 numarayı. Koçum derim, gollerini atacaksın. Hadi aslanım derim, yürür gider o çocuk. O var ya topu ağzıyla ısırır. Ve meziyetli bir çocuk. Gökmen abi yılların santroforu. Sen de yılların futbolcusu, efsanesiniz ikiniz. Bak, futbolcuna laf ediyor musunuz? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ya. Çok tamam, haklısın, doğru yerle söylüyorsun da. Yerle bir ettiler çocuğu ya. Tamam abi, doğru söylüyorsun da. Semih'in oynayacağı yer sola çıkıyor. Fark etmez. Diye. Her yerde oynatım o Selim abi. Öyle oynayamaz. Selim abi sistemi değiştir. Ben Semih için. Bak Semih oynasın Selim abi. Selim abi geçen sene Semih 11 tane gol attı ya. 18 yaşında. Ama nerede oynuyordu geçen? Santrafor oynuyordu. Sonra bak. Ama Eyüp maçında mesela sol tarafa soktu. Doğru mu? Muçi mi aldı orada? Evet. Girdi çocuk iki tane. Pozisyon o. Pozisyon abi, gelebilir. Ben Semih'i, pozisyon gelmeyebilir. Bak, sol kanatta da oynatırım. Abi, sağda da oynatırım. Sevgili oynatırım. Abim benim aslan kardeşim. Santrafor'da oynayan bir adamın oyun sahası çok büyük. Sağda gider. Sola da gider. Geriye de gider. Top alır. Fakat kenarda oynayan adamın o şeyden ötürü, yan çizgiden ötürü, tamam mı? Çok dar bir yerde oynuyor. Zor bir yer orası. Yani sol açık ve sağ açık. Tamam. Şöyle bugünkü futbolda. Söyle abi, sana bir şey topu söyleyeyim. Ayağına aldığı tamam zaman bir iki kişiyi rahat geçip çok süratli olması lazım. Peki sana bir soracağım. İki tane kanat düşün. Evet. Sağ olsun, hepinize söyle, konuşalım. Semih şimdi solda oynadı. Oynadı. Sağ ayağı da mükemmel. Mükemmel şut atıyor. Gitti bir çekti içeri döndü. Hayal edelim. Bir vurdu çatala. Vursun o zaman.
Ama onu orada oynat o zaman. Abi, Muçi'yi oynatıyorsun. Muçi balerin gibi oynuyor. Tamam. Ama şimdi şöyle abi, bir şey var. Bak bak. Ya adama şans vereceksin diyor. Hadi yavaş yavaş tamam, şey yapalım. Tamam da yani şöyle bir şey var. Çocuğu oynatmıyor diye. Evet, hocayı bir dakika. Yani hocayı da antipatik yapmanın bir tamam, mantığı zaman, yok. Kerem'i yani. Kerem yapan kim? İkardi. Kerem'i Kerem yapan Okan. Kerem'i Okan. Kerem yapan Okan değil. Hayır, hoca dersen ben de onu derim sana. İkardi ile birlikte hayır. Kerem'e o şansı veren, o formayı veren Okan'dır. Eğer Kerem oynatmasın Okan, Kerem şu anda var ya Adana Demirspor'da kiralık. Bak ben sana bir Yunus da gitti işte. Yunus nereye gitti abi? İki sene önce ben, iki sene önce Adana Demirspor'da oynuyordu Yunus. Ne oldu? Nasıl? Şimdi kim oynatıyor? Burada Galatasaray'da. Ama çocuk oynuyor. Ama değil. Ya oynuyor değil oğlum. Hoca oynatıyor tabii. Tamam bitti. Semih oynatmayan kim? Adnan abi. Hoca. Güzel kardeşim. Benim aslan hoca kardeşim. Hoca abi. Hoca oynatırsa kahraman bak, olur. Yıldız olur. Semih ben, abi. Ben sana bir şey diyorum. Galatasaray takımındaki bir adamı oynatmak kolay. Neden kolay? Etrafında bulunan adamlar en az ondan daha iyi adamlar veyahut aynı ayarda adamlar. Birbirlerini oynatıyorlar ha, abi. Top sende kalıyor mu? Kalıyor. İstediği yere atıyor musun? Atıyorsun. İstediğin pozisyona hem bir adam giriyor, hem bir adam, hem bir adam giriyor. Orada oynamak kolay iyi takımda. İyi olmayan bir takımda oynamak zor. Yani benim sana demek istediğim bu. Tabii ki Semih iyi oyuncu. Kötü oyuncu değil. Onu da mecbur oynatacak bir gün. Peki futbolla ilgili bu yorumlarınız için teşekkür ediyorum. 7. hafta falan daha bir bakalım. Daha o dünya kadar maç var abi. Hadi inşallah. Acun Ilıcalı ne demiş? Öncelikle milli takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panoları ile ilgili somut bir cevap vereyim. LED ekranlar İzlanda Federasyonu'na ait. Tabii, bizimle doğru. Uzaktan yakına ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere biz herhangi bir anlaşma yapmadık. Paranın yarısını da almadık demiş. Yine bir Galatasaray'a İnce bir arıza ya. İnce bir Yasemin'ce ya. Yapmış. Ama ince bunu ama söylesin bu kadar ince yani ya. Montella da bir havaya girmiş. Başkan almadık diyor ya. Tamam. Montella'da da şöyle bir şey olmuş. 4 golden sonra forvet tartışmalarını tamamen rafa mı kaldırdık? hoca ne diyor? Üzülüyorum. Çünkü keyif almaya başlamıştım o sorulardan. Hani forvetsiz alay ediyor. Vay İtalyanım. Importante İtalyanım. 4 gol attı ya şimdi. İşte. Kerem Aktürkoğlu'na yatsın kalksın dua etsin. Dün bir şey ve beğenmiş. Kerem'i de yere göre koyamamış. Kafası çok rahat. Dünya çapında bir oyuncu haline geliyor demiş Kerem Aktürkoğlu. Dün şutu verdi... var, pası var. Golcülüğü var. Şutu, pası, her şeyi olan bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Son dönemde belki kafası sen rahat. Sen mi buldun oyuncuyu be? O sana oyuncu hazır geldi. Abi şimdi ne haybeye konuşuyorsun? Yapacak bir şey yok. Sonuçta adam da bunun tabii ki kaymağını yiyecek. Tabii canım konuşacak. Yendi 4 tane gol attı. Lider çıkacağız demiş. Bir tane o maçımız kaldı. O zaman lider habere gelecek, lider çıkacaksın. Evet. Lider çıkacaksa lider habere gelecek. Montella'yı alırız buradan değil mi? Gelir, güzel gelir. Güzel sohbet ederiz. Bence evet, bir konuşmak lazım. Peki. Bizim Dilaver Kavak da mesaj veriyor. Semih Ocak ayında gider bu şartlarda diyor. Katılıyor musun? Büyük ihtimal katılıyorum. Yok. Gidebilir. Yok. Gidebilir vallahi. Oynamıyor sadece. Süresi alsa gitmek ister bak. Ben de Dilaver'e katılıyorum. Belli bir daha 6-7 hafta. 3-4 tane geçen 2 sene önce de gençler gitti. Ahmet Nurçevi zamanında. Dünya kadar para vermişler immobilya. Rıdvan da gitti. Hepsi gitti. Evet arkadaşlar, neyse. Bir haftanın daha sonuna geldik. İyilik önümüzdeki ya. Hafta yine 3 mesai olacak. Cumartesi, pazar, pazartesi Galatasaray, Fenerbahçe. Cumartesi beraberiz Gökmen abi 22'de. Canım benim, yerim seni. Galatasaray maçı var. Pazar Adnan seninle birebiriz. Ne oluyor? <be? gülüyor> Niye gülüyorsun? Ben yok, Londra'ya yapacağım da. Londra, yarın mı gidiyorsun? Londra'da işim var. Bugün milli maç ertelenseydi ben görecektim seni. Uçurmazdım o Londra. Yarın buraya getirdim seni. Tamam canım. Dua et, maç oynandı. Oynandı. Selim abicim ağzına sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Kameraman arkadaşlarımıza, setçi arkadaşlarımıza, rejideki Erhan yönetmenimize, Savaş'a, Ahmet'e, Alp Tekin'i görüyorum oradan. Alp Tekin, herkese. Teşekkür ederim. Yo, rica ederiz, bir şey değil, ayıp ediyorsunuz ya. Sana da. Aa, Gökmen abi buradaymış. Gökmen abi buradaydı. Gökmen abi ya.
Ahmet Çakar'la niye uğraşıyorsun ya? Ahmet Çakar bizim eski mesai arkadaşımız. Yapma. Ve tabip ya, hükümet tabip. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onun diploması var ya. Diploması, hadi tabipler biri yerinde olsam var ya, onun diplomasını yırtarım. Yok ya, zaten o diploması. Yapma, yapma. Ne? Beni arıyor, başım ağrıyor, hangi ilacı alayım diye. Ahmet Hocam, bu ilacı alacaksın. Yani etkisi ya daha az diyorum. Bırak. Burada diyor ki bağırsak problemlerim var diyor. Tuvalette sıkıntı yaşıyor. Arıza normal, arıza her türlü arıza. Ahmet abicim diyorum, önce buz kopan alacaksın. Sıcak suyu şey yap, orada keseye koy. Ondan sonra biraz yumuşasın bağırsakların. Ondan sonra çorap giy. Atlet giy falan diye tavsiyelerde bulunuyorum. Her zaman beni arar. Allah'a var. Doktordur ama benim görüşme daha çok. Çünkü kendi bilmediği için benden bilgi alır. Gökmen abi ona bir ilaç yazar ama reçete. Reçete yok, yazar. Ben yazdım. Gökmen abinin yazdığı ilaç da adam yaşama şansı yok. Yok. Yazdım. Evet, öyle neyse. Bir ilaç yazdım ki bir daha toparlanamaz. Ahmet hocamızı almış olduk. Boş ne? Basu ilacı mı verdin? Ne? 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 Yıldo gibi. Ne? Ne? Kafadan ne? Kopar. Arkadaşlar teşekkürler. Ağzına dedi. Sağlık. Cumartesi günü tekrar görüşmek üzere. Herkese en derin sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıklı günlerle kalın. Hoşça kalın.